Teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler stüdyomuzda, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hayırlı cumalar hepinize. Hayırlı inşallah. Cumalar efendim. Güzel bir cuma vaktinin hemen sonrasında bizler hepiniz için dua ettik. Sizler de inşallah bizim için dualar etmişsinizdir. İnşallah. Üstümüzde, öncelikle üstümüzde Beşiktaş'ımıza ekranda tebrik ederek, alkışlayarak evet başlayalım. Evet. Ve bugün yine evleneceksen geldi. Sürprizler var. Sürprizler var. Neler var neler. Biz bugün böyle griyiz. Bunlar da böyle bir kararmış. Tribün böyle bir siyah. Bir babaanne renkli. Maşallah. Babaanne her zaman renkli. Size de maşallah. Teşekkürler. Benim gibi yoktur. İkiniz gibi. Maşallah babaanne. Maşallah. Zühre güzel pembeleri giymiş. Allah hayırlı versin hepinize. Ayşe Hardal. Sevgi içine bir bordo atmış şöyle. Nehir güzel somon. Maşallah. Halime siyahlara bürünmüş. Oh. Şeyma tamam mavi. Maria gri olmuş bizim gibi. Böyle bir grilik söz konusu. Tolga evet da sarı bir gömlek güzel patlıyor orada. Ay oğluma bak Mustafa'ya. Mustafa bak saçı yana yatırman iyi oldu. Bak Ronaldo Allah gibi eşofman da giymiş gelmiş. Ronaldo olmuştan. Maşallah. Beğendi mi kızlar sokakta falan bu saçını? Nerede mikrofon? Ne dediler bu yeni imajına Mustafa? Seda Hanım dün eve giderken bayağı bir kızlarla trafik yoğunluğu yaşadım. Kızlarla trafik yoğunluğu. Nereden baksanız 80-90 tane kız toplandı yanıma. 80-90 tane kız. Dediler ya Mustafa bu saç ne ya? Dediler. Beğenmediler mi? Beğenmediler. Gittin mi kuaföre? Seda ablam da kızdı dedin mi? Gittim söyledim dedi bir daha yapmayız tamam dedi. Zaten gitmeyeceğim o kuaförü de bıraktım zaten. Bir daha yapmayız. Daha gitmeyeceğim oraya. Yani rezil oldum Seda abla mahalleye bile çıkamadım ya. Hadi ya. Evde durdum akşama ama kadar. Ama böyle yatınca iyi oldu. Aynen. Arada sola yatır arada sağa yat. Arkaya da bazen tara. O zaman güzel evleneceksen evet gel. Başlıyor. Evleneceksen. Teşekkür ederek başlayalım her zaman olduğu gibi. O zaman merak edenler vardı. Derler ki şimdi niye ne oldu da Uğur Bey dün niye teşekkür ediyor? Dün neler oldu? Görelim. Elif ve Kamil muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Elif Hanım hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Kamil Boz Beyefendi'yi kendinize bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz. Evet. Kamil Bey, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Elif Başıbüyük hanımefendiyi kendinize bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz. Evet. İmzalar atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Damadımız da imzasını atıyor.
Hayırlı olsun. Birlikte mutluluklar diliyorum. Bugün burada başlayan mutluluğu başladı gibi inşallah. Her gün biraz daha atarak bir ömür boyu devam eder. Cenab-ı Hak hayırlı istikballer, hayırlı evlatlar nasip eylesin diyerek aile cüzdanını Elif Hanım'a takdim ediyorum. Evet. Bravo. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tebrikler. Ve işte ilk dans. Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş. Görür görmez anladım hemen o anda. Salla. Salla, gülmemeler çalarsın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Salla, 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 gülmemeler çalarsın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Ayberk Talibi Dilara ile görüştü. Bir huzur gördüm, evet. Sizin konuşma karakterlerinizi çok beğendim. Dedim çok bir güzel. Gelin konuşayım, tanışayım dedim. Çok saygılı bir çocuk. Dinliyor şu an. Evet. Sizin için bir sıkıntı olmayacaksa yüzükleri takalım der gibi konuşuyor da. Evet, biz bir çay içelim Uğur Bey. Dur bir dakika, dur daha karar. Annenle konuşmadan olmaz. Buyurun, tabii. Ayberk'in talibi Dilara, üniversite mezunu. Ama arada bir yaş farkı var. Ben senin fikrini almak istedim. Oğlum mutlu olsun yeter, yaşın önemi yok. İyi, bunu duymak yaş, evet, istedim. Evet, yaşın önemi yok. Oğlum ne isterse o olur. Aralarındaki yaş farkı sorun oldu. Evet çocuğum. Şimdi Seda Hanım, şöyle açıklamak isterim kendime. Evet. İfade şöyle etmek isterim. Şimdi benim bir aile hayatım var. Yani benim için problem kesinlikle olmaz. Benim için yaş kesinlikle problem değil. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum geldiği için. Ama şimdi bu dışarıda bana çok farklı yansıtılır. O yüzden benim ifade ettiğim... Biraz önce çay içelim sıkıntı dedim. Olacağını düşünüyorum. Düşündü. Açıkçası. Bu arada düşündüm biraz. Hani ilk başta çok hanımefendi gerçekten çok iyi. Düşündün mü biraz? Düşündün. Evet, hemen var. Düşününce. O ara düşündüm. Annenin sesinin tonundan bir şey yakaladın. İyi oldu anneni bağlamak. Oğlum kendisi bilir dedi. Aranızda parola mı? Kendisi bilir dersem sakın ha evet deme. Hayır tabii ki. İstiyorum dersem evet de filan mı? Öyle mi? Hayır kesinlikle. Hayır, tabii ki de. Dilara'cığım bizimle yani, devam etmek istiyor musun? Evet. Pekala. Ben çok teşekkür ederim. Şöyle alıyorum. Ben de teşekkür ederim. Mustafa'dan taliplerine muhteşem bir şiir. Benim adım Mustafa. Yalnızım ve sensizim. Gözlerim yolda, kulağım telefonda. Ara beni, tanıt kendini. Anneme sevdirmen lazım kendini. Mevlana'nın dediği gibi ne olursun ol gel. Sen de durma gel bana. Evleneceksen gel. Seni bekliyorum burada. Çıkın çıkın gelin bana. Halime şikayette bulundu. Arkadaş Tuğba dedi ki sen kimseyi beğenmiyorsun dedi burada dedi. Demin oradan bana laf attı. Bak beni çekemiyorsunuz. Çekememezliğinizin yüzünden böyle yapıyorsunuz. Gerçekten çekemiyorsunuz çünkü çok talibim geliyor diye. Bir de şey dedi ki Halime de kimseyi beğenmiyor dedi. Sen niye kimseyi beğenmeyip de gitmiyorsun o zaman? Babaanne bu duruma çok sinirlendi. Şimdi de kızıma şey sataşayım. Ona satamayız. Ben ona niye sataşayım? O da benim kardeşim, o da benim kardeşim. Sen de kimseyi beğenmiyorsun Tuğba. Sen de kimseyi beğenmiyorsun. Niye beğenip de o zaman ya ben sana kötü bir şey demedim kardeşim. Dedim ki Nehir'e niye bu kadar üstüne gittiniz? Halime de kimseyi beğenmiyor. Beğenmeyebilir ya. Beni karşılaştırma tamam mı? Beni kimseyle karşılaştırma. Nereden ikide geldi? Ben babaanne sen niye bizi tutuyorsun? Ben kızıma kimse dokunamaz. Ben kovermeyeyim kızıma. Babaanne kimi gitmişim? Tuğba gözyaşlarına hakim olamadı. Beraber gidiyorduk, yolda bayıldı. Baba, doktora götürdüm onu. Gittik doktora, doktor ilaç yazdı cumartesi günü. Eczanelerin hepsi kapalı. Ben yürüye yürüye bir saat Avcıların bütün içini gezdim. Onu nöbetçi eczane vurdum ve ilacını getirdim. Bana şimdi burada bu hakareti yapamazlar. Sen herkesin lafına bakarak hareket ediyorsun şu an burada. Biliyorum. Önce gözyaşlarına boğdu. Çocuklarımın annesi gönlümün sultanı olacaksın. Ömür boyu da yaşamak istiyorum seni. Sonra güldürdü. Ben bir çay içmek istiyorum. Peki şöyle alıyoruz. Gönlümün sultanısın. Ayşegül ve Fatih'in merakla beklenen kararı az sonra. Evet evleneceksen gel bakalım bugün neler olacak programımızda efendim. Evet, dün görüştüler kararları için Ayşegül ve Fatih geliyor. Buyurun efendim. Bir seni seçtim, kalbimi sana
geldiniz arkadaşlar. Fatih dün çiçeklerle geldi Ayşegül'e ve gönlümün, evimin sultanı ol dedi. Bir hatırlayalım neler yaşandı. Fatih sen de izle. Fatih Bey geliyor efendim. Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge, benim canım çekirge, dıbı 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 çekirge, hoplayıver çekirge. Uğur Bey beni tanıyor ama bir rencide oldum. Yani bu... Lojadaki insanların böyle yapması benim canımı sıktı. Seni çocuğunla kabul edip buradan alıp gidecekti. Fatih kim kimi rencide etti anlamadık şimdi nasıl? Ayşegül lojadan ben görmek istemiyorum. Fatih Bey benim tarzım değil. Böyle bir kelime konuşulmaz efendim. Sorulmuş durdu. Şimdi çözdüm. Benim efendim ekran başına da söyleyelim. Bak ben bunları hep gülleri seçmek için ne kadar kalıplar yapıyorum. Yani neler neler. Efendim ben hayret ediyorum. Yani ben çiçeğimle size de yani ben çok romantik yani Allah çok... korkusu olan bir insanım ama. Ben Fatih'e dedim ki daha önce o da arkadaşım. Herhalde dedim o bayan seni kabul etmezdim daha önceden gece konuşmuştum. Nereden biliyorsun bak kızı ağlattınız burada. Onu söylüyor. Sabah ama ağlattınız kızı. Kendisiyle konuştum. Gördün mü kadar. Fatih efendi. Bana kesin dedi efendim. Olmaz o dedi bu dedi olmaz. Tamam. Ya. Tamam eğer öyle bir şey varsa özürümü diledim efendim. Ben tanımak özür dile istiyorum. Kızdan özür dile. Özür diliyorum. Seni her bir şekilde tanımak istiyorum. Seda abla şu an bana iftira attığı için aslında hayır demem gerekiyordu ama ben bir çay içmek istiyorum. Peki şöyle alıyoruz. Gönlümün sultanısın, sen başımın tacısın. Evet, çaylarını, çorbalarını içtiler, geldiler. Acaba ne olacak? Fatih, mutlu musun? Biraz mutsuzum efendim. Biraz mutsuzum neden? Efendim. Ben dün bahsettiğim gibi zaten evim var dedim, işim var dedim. Ama bayan arkadaşımıza da kırmak istemiyorum ama farklı düşünceleri var efendim. Yani Ayşegül'ün çocuğuyla, mi? Evet efendim. Nasıl farklı? Yani Ayşegül? Evim var, işte ben... farklı pozisyonda yaşamak istiyorum diyor. Yani ben ne istediğini aslında anlayamadım. Yani daireyi ne istiyor, rezidans mı istiyor, araba mı istiyor ben bir türlü çözmüş değilim. Senin evin yani. Var zaten. Var ama maşallah. Efendim. Maşallah. Sığamam diyor, ben çocuğumun diyor. Sığamam mı diyor evine? Sığamam diyor. Niye, yani, nasıl bir ev? Çocuğum diyor, kız çocuğu olduğu için ayrı odası olması gerekiyor diyor. Ben de tabii ki anne olduğu için saygı duyuyorum. Doğru. Bazı konularda fikir, düşünceye de şey diyorum. Ama yani ne istediğini bilmiyor. Ailesiyle görüştüm. Yani ailesi bu biraz hani gençlik dönemindeki tabii aileden dolayı başına gelmiş bir şeyler var. Onları öğrendim. Hani üzüldüm de biraz. Ben dedim bir saygısızlığım varsa özür diliyorum. Kendisi anlattı ama bu biraz hani ailesi ne istediğini biraz sanki öyle düşünce tarttığım için sanki biraz beklemesinde, çocuğunu büyütmesinde biraz daha beklemesini peki, düşünüyorum. Peki, bir dur efendim. Bakalım Fatih. Ayşegül ne oldu? Babamla konuştuk. Evet. Benim dedi hemşerimdir dedi. Evet. Adamdır dedi. Evet. Güvenebilirsin dedi. Değil mi? Benim toprağım dedi. Sen de memnun oldun. Ne oldu şimdi? Ev mi problem oldu? Yok Seda abla, ev falan değil. Ya nasıl söyleyeyim? Benim ilk evlendiğimden beri zaten bu hayalim. Dedim ki kızım olduğu sıra kızıma dedim özel kendine bir oda yapacağım dedim. Çünkü bu kız çocuğu. Ben onu hep ayaklarımda büyüttüm. Doğru. Kaç ayaklarımda yaşında? Sallayarak büyüttüm ben onu. Kaç yaşında? Şu an Nisan'ın 22'sinde bir yaşına basacak kızım. Doğum bir yaşına. Günü var. Evet. Hani evet, böyle. Bir yaşına de, basacak. Uğur Bey lafınızı kestim özür diliyorum. Bir de dün Facebook sayfasından ben birkaç tane yorum okudum. Ayşegül buna... bir dakika bir şey okuyalım sonra okunaya gelelim. Evet. Çocuğun yeni mi doğmuş bir yaşına mı basacak? Nisan'ın 22'sinde bir yaşında. Ama daha bebek o zaten evet. Anne yanında neredeyse o bir yaşına kadar çocuklar anne yanında aynı odada kalırlar. Evet. Yani... Bir de ileride eviniz olur. Bir oda fazla bir ev kiralar belki Fatih ona geçersiniz. Yani kendi evi var zaten Fatih. Kendi evi var. Ama küçük demiş yani. Fatih bir daire almış. Çalışıp çabalayıp helal olsun. Ama bir oda bir salon değil mi Fatih? Evet efendim. O da demiş ki bu ev küçük. Ben kızıma ayrı oda isterim demiş. Ama geçersiniz belki 3-5 ay sonra. Yani yapamaz.
yapamaz. Onu tek sorun o mu? Kızın odası mı tek problem? Siz her konuda anlaştınız mı? Vallahi her konuda ben centilmen olarak yemeğe çıkarttım efendim. Ailesiyle konuştum. Onlar önemli olan konular değil ama yani ben pek inanamadım. Yani bu hani aşk değildi acaba evlilikte ben evliliği mezara kadar yani pazara kadar evlilik yapmak istemiyorum. Benim yani de bir Ayşegül'ün hayatım var. Niyeti evlilik mi değil diyorsun? Değil efendim. Ha, yani ne olabilir? Daha, niye burada? Biraz daha beklemesi lazım yani. Neden? Hani neye burada peki? Düşüncelerinden dolayı. Yani evliliği hazır hissetmedim, görmedim. Öyle ben. Mi? Ben öyle görmedim. Yani gören bir Ayşegül, arkadaşımız varsa saygı duyarım. Hazır hissetmedim onu diyor. Sence ben de öyle misin yavrum? Yani hayır abla. Ben zaten buraya evlenmek için geldim. Eğer yani öyle bir niyetim olmasaydı, evlenmek için niyetim olmasaydı ben zaten buraya başvurup da buraya çıkıp burada oturmazdım zaten. Yani evlilik değil de niyetin ne? Mal mülk mü? Daire, maire? Ya biraz otur o. Şey. Bir de çünkü konuştuğumda yani? Uğur Bey... bana restoranda benim talibim 12-13 tane geldi. Ben reddettim. Yani bunlar bunu yüzüme kafede otururken çay içerken söyledi. Yani bunu söyleme etme. Yani niye öyle dedin Ayşegül? Efendim, yok öyle Seda abla talibim hayır öyle ondan değil. Efendim. Yani ben her şeyi bana her şeyi anlat dedi. Başından geçen her şeyi bilmek istiyorum başından dedi. Başından geçen buradaki anlattım. Talibini sormamış sana. Hayır tabii. Talip olayından değil Seda Hı. abla. Yani dedi öncelerden dedi kendisi zordu zaten. Taliplerin geldi mi diye ben de cevap vermek zorunda kaldım. Ben sen burada hiç kimseye yalan Fatih. Söylemiyorum zaten. Kendisi sordu bunu bana. Kız tarafı nazlanır biraz mı? Öyle olur. Yok ben sormadım çünkü izledim de geldim. Hayır, ben kriterlerini ilk geldi çıktığı zaman ben de dedim ki evet geldi. Olsun kız tarafı der öyle. Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de gitmedim falan ama der. Ama önemli olan yaşatabilecek, muhtaç etmeyecek insan önemli. Uğur Bey size katılıyorum efendim. Evet. Biz de size katılıyoruz ama. Ayşegül sen ne istiyorsun? Efendim. Ne arıyorsun? Bir anlat bakayım ablam. Ya Seda abla benim bir sorumluluğum var. Ya ben kendime önem vermiyorum şu saatten sonra. Yani nasıl söyleyeyim ben yani olunduğum kıyafeti de giysem benim için önemli değil. Benim için şu an sadece önemli olan kızım. Ben başka bir şey istemiyorum. Ama bak Fatih diyor ki biraz diyor malda mülkte gözü diyor. Hayır öyle bir şey kesinlikle istemiyorum. Benim zaten malda mülkte gözüm olsaydı ben zaten şu an çoktan evlenmiştim. Çoktan nasıl yani ne demek o? Mallı mülklü adamlar mı geldi çok isteyen? Ya yok mallı mülklü değil yani şöyle. Mallı mülklü adam olsaydı yani ben kriterimi söyledim. Dedim ki 27 ile 32 yaş arası öyle demezdim. Mesela atıyorum 40 ile 45 yaş arası alırdım zengin bir insanı gider yaşardım yani. Öyle bir şey düşünseydim. Ya öyle bir adamla evlendim tabii diyorsun. Ki. Mallı mülklü tabii olan ki. Benden büyük bir insanla. Tabii ki. Parada şeyim yok diyorsun. Hayır. Ben yorum istiyorum ya Sedatçığım. Ayşegül Hanım, buradayım. Bir şey soracağım size. Fatih'in şu anki şartları sizi tatmin etmiyor mu? Efendim? Fatih'in şu anki şartları, konumu sizi tatmin etmiyor mu? Hayır. Etmiyor mu? Peki nasıl birisini bekliyorsunuz? Efendim? Nasıl bir aday bekliyorsunuz? Adayı beklemem şu, yani düşündüğüm sıra ya tamam işte bu benim kriterlerime uygun, bu benim çocuğuma sahip çıkabilecek böyle bir aday bekliyorum ben. Kriterlerinizi bir daha bir söyleyin de ben tam bilmiyorum. İlk gün çok farklıydınız. Evet. İki gün geçti bir aday geldi. Herkes bir değişiyor burada ya. Ya evlenmeye geldiyseniz bu adam bir hafta seni bekledi. Düzgün bir şekilde çıktı. Ama yapamaz. Her şekilde bir saniye bak. Her şekilde sizi kabullendi. Bir oda bir salon evi var. Bu şartlarda yaşayan kiracılar da var. Bir oda bir salonda. Dört tane de çocuklu. Onları da bileceksin. Biz öyle büyüdük. Tabii Seda Hanım biz de öyle bir yerde. Bir salonun içinde dokuz büyüdük. Dokuz kişi biz bir oda bir salonda kalıyorduk. Dört kardeş ayaküstü boş oda... üstü yatardık. Öyleydi. Böyleydi pardon Seda yani. Seda Hanım şöyle mi olacak acaba? Böyle İki büyüdük. Artı bir gelse ya burası küçük. Üç artı bir olsun. Arkadaşlar şimdi bunları bir ikinci vallahi plana bırak. Büyüdük, ben bu şekilde çok rahatsız oluyorum. Hayır Seda abla kimse gerçekten beni burada anlamak istemiyor. Kendi kafasına göre bir düşünse herkes burada bana hak verecek ama kimse düşünüp de hareket etmiyor. Bir düşünmelerini yok, istiyorum Ayşegül, sadece. Yok Ayşegül senin bir hikayeni anlattın ya o zaman üzüldük evet. Hani sokakta kaldım dedin evet. Ahırda yattık dedin doğru. Ailemle. Bunlar doğru. Dedik ki Fatih'in kendi evi herhalde bu kıza yani, bu çok rahat iyi gelir edeceğim dedi, rahat bir adam. Eder. Ama yapacağını zannetmiyorum Seda abla. Ben çok bak, düşündüm. O diyor ki o evliliği hazır değil. Sen diyorsun ki Fatih yapamaz. Neyi yapamaz? Daima bağlanabilirsiniz. Yani ailem, akrabam o kadar da kimse sıkıntı yok. Yani Metin arkadaşlar... bir dakika Metin hız, şey, yakın tutsana. Heh. Tanıyabilir de Ayşegül. Mesela Ankara'ya gidip ailesiyle Fatih'in görüşebilir. Madem düşünüyor. Bir görsün. Bir ailesini görsün yani. Evet Alaaddin. Ya Fatih Bey ne kadar güzel gelmiş sana talip olmuş. Evi de var. Ya bir şeyler istiyorsunuz ama senin neyin var?
bir şeyin varsa karşısındakinden istemeye hakkın var. Eğer yoksa senin hiçbir şeye hakkın yok. Ya Alaaddin abi ben gerçekten burada kimseden yani bir şey istemiyorum. Hep ya beklentilerin, işte yok, beklentileriniz olsun çok büyük. Neden? Ya ben burada gerçekten fazla bir şey istemiyorum. Ya sen istiyorsun sadece... Seda Hanım ben de bir şey söyleyebilirim. Ayşegül şimdi yanlış anlama yavrum. Yani tabii ki buraya evlenmek için geliyorsunuz. Hepiniz ciddi niyetlerle geliyorsunuz. Tabii ki anlaşman da çok önemli. Evet. Ama yine de çok acil karar vermemek lazım. İyi anlamak lazım. Gözden geçirmek, hayata bakmak lazım. Ne oluyor? Bak biraz önce Sedat çok doğru bir şey söyledi. Ben kendimi söyledim. Biz dört kardeş aynı odanın içinde büyüdük. Öyle nereye kime ayrı oda? Nerede öyle bir şey? Benim babacığım yazık Allah rahmet eylesin o gecekondunun kirasını veremiyordu. Nerede öyle bir şey? Ayak uçlu, boş uçlu yatırıyorlardı bizi. Öyleydi öyle yani. Hala öyle yaşıyor. Hala biz öyle böyle büyümedik mi? Var, böyle evet büyüdük. Ya ne oldu bize? Olmadı mı? Oldu işte. Seda Hanım söze kalabilir miyim efendim? Yani bu biraz da hayata da iyi bakmak lazım. Bir çocuklu annesin sen. Ama bir kere bak. Doğru. Anne olarak şimdi sana Fatih geldi dedi ki ben önce evlilik geçmedi benim başımdan. Ben hiç evlenmedim. Seni çocuğunla sultanlar gibi yaşatırım dedi. Bunu kaç tane erkek söylüyor? Yani ben istiyorum ki biraz daha buradaki büyüklerin ya da arkadaşların da senin için aynı şeyi düşünüyorlar. Yoksa yanlış anlamayın yavrum. Kimsenin kimseyi eleştirmeye hakkı olmadığı gibi onlar sana yani biraz bazı şeylere dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Dikkatli olun. Çok büyük şeyler istiyorsunuz. Çok başka şeyler istiyorsunuz. Evet Özer. Seda Hanım ben Ayşegül Hanım'ı buradaki herkes gibi yani herkesi izliyorum ben. Ayşegül Hanım geçenlerde bir yorum yapmıştı Halime'ye. Dedi ki Halime dedi 29 yaşında ben 20 yaşındayım. Ben ona ablalık yapıyorum dedi. Dedi evet. Şimdi doğru bu canlı yayında söylenmeyecek bir şey bence. Çünkü o kız tamam 29 yaşında ama yani senin tutup da bunu söylemen o kızın da bir gururu var. Rencide eder. Bunu lütfen yani bir şeylere hazır olmadığını gösteriyor bu. Fatih'in teşhisi doğru. He. Gerçekten bence sen hazır değilsin. Peki Murat bir şey söyleyecek. Evet. Diğer mikrofonlar nerede arkadaşlarım? Verin yapışmayın şu mikrofonlara. Evet. Ayşegül ben şeyi merak ettim. Senin bir yaşındaki çocuğun nerede? Efendim? Bir yaşındaki çocuğun nerede? Çocuğum derken? Ha? Kızım mı? Kızın şu evet. Şu an Çankırı'da anneannesi bakıyor. Hep ben sana bir bakıyor şey söyleyeyim mi canım? Yani bence senin kocadan çok çocuğunun bir anneye ihtiyacı var şimdi. Yani bence sen çocuğunu büyüt. Biraz çocuğun daha biraz daha olgunlaş, diyorlar. Olgunlaş bence. Ondan sonra bu stüdyoya gelip tekrar Talip arayabilirsin ama bir yaşındaki çocuğunun senin anneye ihtiyacı var şu an. Senin kocaya değil yani. Ayşegül, bence bir de böyle düşün. Ayşegül, yani kabul edersin etmezsin o başka bir yorum ama. Oradan diyorlar ki çocuğun babası nerede diyorlar. Vefat etti. Anlat biraz daha. Ya zaten şöyle ben kızıma zaten hamileyken benim teyzemin kemik erimesi var. Yalova'da kendisi hastanedeydi. Ben de annemle birlikte annemi alıp hastaneye gittim. Hastaneye gidiyorum. Hastanede orada kaldık zaten. Teyzemin başında kaldık. Bu sefer eşim vefat ediyor. Tırla kaza sonucunda Allah hayatını kaybediyor. Amin. Bundan sonra eşim ölüyor. Eşimi toprağa gömüyorlar. Eşimi toprağa gömdükten 15 gün sonra bana haber geliyor. Ha. Evet. Anne, annen ne zamandan beri bebeğine bakıyor senin? Annem yaklaşık 2 haftadan beri. Buraya 2 hafta oluyor geleli. 2 haftadan beri bakıyor. Bunun sütü yemeği falan annen mi hallediyor işleri? Evet. Yok şu an süt olayı değil de yani mama falan. Mama. Ama sen yedirme evlenince yanına alacaksın. Tabii. Tabii ki. Peki. Özellikle yorumunu istediğin biri var mı tatlım? Yok. Herkes yapabilir. Özellikle. Fatih sen yorum istiyor musun annem? Sedat Bey'den istiyorum ben. Yani kendine ifade etti, benim söylediklerimi düşündü. Çünkü Sedat Hanım yorum yaptı biraz ben gece konuda büyüdüğüm Sedat için. Sedat yorumunu yaptı. Çok da doğru bir şey evet söyledi. Söyledi. Evet, teşekkürler. Bahar bir şey söyleyecek. Fatih Bey daha önce hiç evlilik yapmış mıydınız? Yapmadım. Yapmadınız yapmadım, değil mi? Yapmadım. Şimdi bir şey ilgimi çekti benim Seda Hanım. Herhalde ben kendimden mi onu öyle düşündüm bilmiyorum. Şimdi Ayşegül Hanım'ın bebeği var. Ona sahip çıkması, babalık yapmak istemesi çok ilgimi çekti. Yani bu zamanda kimse istemiyor. Doğru. Hiç evlenmemiş bir doğru insan. Çocuksuz hani istiyorlar. Hani istemez. Tabii. Ama onu kabul etmesi çok bence hoş bir şey. Yani çok iyi bir şey. Hani bence ön yargılı davranma Ayşegül. Nehir'e hani verir misin? Bir tanı yani. Bahar mikrofon Nehir'de. Tamam Nehir. Ayşegül'cüğüm sen diyorsun ya evi çok küçük, dar, iki odalı.
Hayatım, bebeğin daha 1 yaşında. Bebeğin büyüyene kadar kendinizi, eğer olursa Allah nasip kısmet eder, evlenirseniz belki büyük bir eve çıkarsınız. Daha çünkü bebeğin 1 yaşından bile basmadı. Onu bana söyledi zaten. Ondan haberim var hayatım. Çünkü kadar büyük bir eve çıkabilirsiniz. O bebek 3 yaşına peki, kadar Murat zaten senin yanında yatacak. Dün Fatih'in çok güzel söylen sözler söyledi Ayşegül'e de bugün vazgeçmiş. Ben sadece bunu genelleme olarak söyleyeceğim. Buradaki insanlar yani çok çabuk her şeyden vazgeçiyorlar. Bir gün sonra her şey bambaşka. Her şeyden vazgeçiyorlar. Yani bu kadar şey yani arkadaş değişmiş. Sen dün ne kadar güzel sözler söyledin. Burada herkes seni alkışladı. Bugün kalktın yani yan yattı çamura battı. Fatih ben mi? Gerçekten bir kızı istiyorsam, bak ben gerçekten bir kızı istiyorsam, buraya da talip olarak çıktıysam, yani burada stüdyoda yani tabiri caizse 40 takla attın. Bence o her türlü kandırdım. Yani 12-13 talip gelmiş deyip sinirlenmek ya da ne istediğini bilmiyor demek. Çünkü sen olgunsun, o 20 yaşında. Bunu bilerek geldin sen buraya. Ama ondan abi. Sonra 24 saat daha geçmeden üstünden buraya olumsuz tavırlarla geldin. Arkadaşın üstüne suç attın. Kendi ne istediğini bilmiyor gibilerinden bir tavır yaptın. Bence yapmayacaktın bunu. Fikret'e verir misin? Yok, Fikret bu arada haklı çıkmış oldu. Fikret sen haklı çıkmış oldun. Seda Hanım. Demek ki sen tavırlarından Ayşegül'ün bu çocuğu istemeyeceğini anladın. Seda Hanım. Evet. Fatih Bey bizi sabaha kadar uyutmadı. 3 gündür sürekli konuşuyor. Ben ne kendisine diyor? Bir büyük olarak bazı tavsiyelerde bulundum. Ha. Evet. Ama hiçbirini dinlemedi. Ne dedin sen dedim Fikret? Dedim ki sağlam bir işin var mı önce? Ha. Hiçbir yanıt alamadım. Var çocuk çalışıyor hem yok, de. Yok hastanede çalıştım dedim Seda Hanım. Şu anda kendi dayımın dükkanında çalışıyorum. Kendi işlerinde. Kendi işlerinde çalışıyor. Kendi işlerinde. İşten var. Çıkarıldım dedi. Taşeron firmaydı dedi. Şu anda işim yok dedi. Ha. Halamla birlikte dedi 1+1 dairede kalıyoruz dedi. Ha. Zor şartlarda yaşıyoruz dedi. Ben de kendisine dedim ki bu şartlarda hiçbir bayan seni kabul etmesi mümkün değil dedim. Biz o yok, zaman bana sert tepki gösterdi. Evim kirada. Dedi ki Seda Hanım ben eniştemi kaybettiğim için annem yalnız kalmasın diye halamla beraber yaşıyorum. Annesi... Çünkü evim kirada benim efendim. Kiraya verdim. Aile yaşıyor. 230 milyon kira alıyorum. Bu yanlış düşünün öyle değil. Kendi evim çünkü. Ben halamla yalnız kaldığı için beraber yaşıyorum efendim. Kendisine bakmıyor. Ben çok iyi gelecek sağlarım diyor ama kendisine baksın ilk önce. Fatih Önyargılı konuşma. Ayşe'ye verin mikrofonu. Fatih Bey, tekrardan hoş geldiniz de. Hoş bulduk, zannedersem siz sürekli siz konuştunuz. Ayşegül, yani öyle hissettim. Ayşegül hiçbir şey söyleyemedi gibi geliyor bana. Yani baskın olmaya çalışmışsınız. Ayşegül belki de kendini size anlatamadı bile. Anladınız mı? Onu alıyorum ondan şu anda ben. Ya da hiç bir şey hissedemedi, ısınamadı. Olabilir, yani saygı duyarım. Yani bakış açıları farklı tabii olabilir. Dinlemiyorsunuz ki siz. Sürekli onu konuşuyorsunuz. Sürekli anlatıyorsunuz. Ayşe'cim, Aktül'e verir misin mikrofonu? Ayşegül'le dün biraz sohbet ettik. Sırf çocuğumun aylık geliri 500 TL dedi. Hı. Bunu beyefendinin karşılayamayacağını söyledi. İşinin olmadığını söyledi. O zaman söyledi. Kriterlerini söylerken bunları söylesinler evet. Aktül. Evet yani onu 1500 söyledi. Yani 1500 lira maaşlı evet. Adam bize bakamaz desin o zaman abi. Bakamaz diyor çocuğumun. İşte işim yok, işi olmadığını beyefendinin söyleyince 1500 lira 1700 lira maaşlı kaldı. İnsanların çocukları yok mu Aktül'cüm ya? Yani bu insanlar evlenmesin mi? Onlar nasıl geçiriyorlar? Ya bizler de evlendik Seda Hanımcığım. Tabii ki hep varlık içinde bir aynen. Evliliklerimiz olmadı. Öyleydi yani. Evet. Peki Halime ablana bir ablalık yap sen de şimdi. Senin ablanmış falan. Ayşegül, Ayşegül. Çok iyi bir insan. Zaten de, iyi insan, kötü insan bunu tartışmıyoruz. Yok. Tabii yok, hepiniz iyisiniz yani arkadaşlar. Ben örnek verdim. Örnek olarak beklentilerden söyledim. Bahsediyoruz. Hepiniz için geçerli bu. Demin Sedat ne dedi? Beklentiler çok yüksek. Buraya geliyorsunuz. Ya, farklı burada değişiyorsunuz dedi. Sedat abin dedi bunu. O akşam bana da söyledi. Biraz düşünmüş kafasında. Bir heh. Şeyler, bir fikirler var kafasında işte. Hani bana da anlattı. Biraz duygusal kendisi de. Yani fazla üstüne gelmemesini istiyorum. O kadar. Nasıl fikirler var kafasında? Ya düşünceleri söyledi işte. Böyle böyle dedi. Ne mesela Halime? En çok çocuğuna düşkün bu. Çocuğuna herkes çok, düşkün evladına. Çocuğuna çok aşırı derecede seviyor çocuğunu. Onun için çocuğunu geçindiremeyeceğini düşünüyor. Öyle söyledi yani. Anladım. Geçindiremeyeceğini. Anladım. Peki. Evet. Şu an yapacak bir şey yok. Peki. Kararı alacağız. Söz hakkı alabilir miyim? Karara göre devam edeceğiz. Ne dedin Fatih? Efendim söz hakkı alabilir miyim? Evet. Hanım?
Şu kısa anda, yalnız kısa. Olayın efendim, ne olduğu belli tabii. Uzatmayalım. Ya benim güvenlik arkadaşlarım var. Asgari ücretle eski çalıştığım hastanede güvenlik görevlisi yapıyor ama 1 milyarla 2 çocuğu geçindiriyor, kira ediyor. Buna biliyorum ne diyorsunuz efendim? Evet. Biliyorum, haklısın. Fatih'in de doğru söylediği bir şey var. Tabii ki Ayşegül'e bir şey demiyoruz ama Fatih de diyor ki niye bu maaşla benim gibi benden daha az alan büyüklerim var. 2 çocuk, 3 çocuk geçiniyorlar, gidiyorlar. Ama Seda abla burada bir şey söyleyebilir miyim? Evet, burada Ayşegül. Herkes yorum yaptı ama hiç sabahtan beri farkındaysanız hep o konuşuyor. Bir gün de bana dönüp de sormadı ki ya biraz da sen konuş, senin isteğin ne? Bunu bana bir hak vermesini, bir kere bile olsun bir cevap hakkı vermesini istiyorum kendisini. Ver Fatih şimdi cevap. Vereyim ama kendini anlatamadım buraya geldiğin zaman. Ben inanıyorum, yapamazsın. Saygı duyuyorum. Çünkü bak ben bekara gelebilirdim. Bak, bir dakika dinle. Gerçekten bak ben küçük yaşta 4 yaşımdan beri neler çektiğimi sen bilemezsin. Onu bir tek Allah bilir, ailem bilir. Ben çok kötü şekilde büyüdüm. Ya gerekirse aç kaldım, gerekirse tok kaldım. Artık bu yaşımdan sonra artık yani ezilmek istemiyorum. Kızımı ezdirmek istemiyorum. Ben kendimi düşünmüyorum. Ben kendimi hiç düşünmüyorum. Ben şu an tek kızımı düşünüyorum. Gerekirse annemi babamı bile düşünmüyorum. Annemi çok seviyorum, tamam. Ama ben bir tek onu düşünüyorum. Sen yapamazsın, eminim. Bundan %100 eminim, yapamazsın. Yok öyle düşünme. O zaman kriterlerini belirt ki insanlar senin karşısına öyle gelsin. Ben burada çok istedim. Tribünde otururken çok el kaldırdım Seda ablaya söylemek için. Ama bir türlü yorum alamadım. Burada herkes kavga etti, birbirine girdi. Bahar ablayla Özer'in oğlum oldu. Bir türlü ben burada cevap hakkı bulup da şuraya çıkıp da kriterlerimi kimseye söyleyemedim. Söyleyecektiniz efendim. Yani Ayşegül Hanım onu söyleyecektiniz. Peki şu anda cevap zannediyoruz senin... hayır. Evet. Şimdi kriterlerini bir söyle kızım. Şimdi anlat. Evet. Bana gelecek olanlar, şunlar, şunlar, şunlar şöyle olmalı diye seslen. Evet. Ben kendim şu an 20 yaşındayım. Bir kızım var. Nisan'ın 22'sinde birine yaşına başlıyor. Kriterlerim 27 ile 35 yaş arası. Yalnız buraya gelecek olanlar kendileri iyice hemen bir düşünsün. Benim şu an bir kızım var. Kızımın geleceğini kaldırabilecek mi? Onu benim istediğim gibi bir yuva verebilecek mi? Ben sadece bunu istiyorum. Beni düşünmesin. Beni hiçbir şekilde düşünmesin. Ya işte bu bunu istiyor, bunu biz istiyor değil. Ben gerekirse burada yani şöyle söyleyeyim, gelinlik bile giymek istemiyorum. Sadece benim kızımın dedikleri olsun bana yeter. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Peki Fatih sen devam edecek misin bizimle? Devam edeceğim efendim. Edeceksin. Sen de seslen. Ben 30 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum programa. Hiç evlenmedim, evlilik yapmadım. Benim kriterimde aradığım açık olabilir ama kalbinin iyi olması benim için çok önemli. Tesettürlü de olabilir ama evlenmiş, boşanmış olsun, çocuğu olmasın kesinlikle. Çünkü bu çocuk konusu olduğu için problem çok peki. Sorunlar yaşıyor. Peki çocuklar şöyle efendim. Alıyoruz sizi. Farklı adaylarla devam ediyor Ayşegül ve Fatih. Gelelim sıradaki buluşturmaya. Bakalım kimler var. Yeni bir buluşturma. Evet. Bahar geliyor. Severek ayrıldık oraya diyorum. Unutmam o kokun burcu burcu. Ben yatak döşek hasta yatıyorum. Sen gelmeden olamam kitaburcu. Bahar gelince Özer mi geliyor diye baktım. Özer oturuyor burada tribünde. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de çok hoşsunuz. Talibin artık var. Yüzün gülsün istiyoruz ya. Gülsün. İnşallah güldürecek biri gelecek. He? Bahar hazır mısın Talip hazırım. Görmeye bu Özer meselelerinden sonra şimdi evet, daha? Evet hazırım. Taze o konu artık kapanmıştır. Bitti, kapandı, bitmiştir. Soğudu. Evet. Özer senin için de öyle herhalde. Aynen. Bu iş tamamdır. Farklı adaylar görmeye hazırsınız ikiniz evet. De. Evet. Bekliyorum tabii biz burada. Bizim artık Bahar'la bir ilişkimiz yok. Bitti. Aynen. Sana da gelebilir, Bahar'a da gelebilir. Bana gelebilir, Bahar'ı bilmiyorum yani. O gelebilir, bana diyorsun. Da gelebilir. Dinleneceğim demişti. Yok hayır, dinlenmeyeceğim. Bana gelebilir, Bahar'ı devam. Bilmiyorum diyor. Peki, peki kim geliyor? Davet ediyoruz. Burhan Bey geliyor efendim. Buyurun Burhan Bey. Aşkın açamadığı kapı, kanatlarını fırçaladı. Sizin güzelliğiniz karşılığında sönük kalacak çok ama. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz Burhan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben ismim Burhan. Biraz İstanbul'dan geliyorum. Burhan Bey biz de duyalım. İstanbul'dan geliyorum. Evet. Deri işiyle uğraşıyorum. Evet. Bir evlilik yaptım. 18 yaşında bir kızım, 11 yaşında bir oğlum var. Evet. Şu an ailemle yaşıyorum.
İki oğlunuz mu var? Duyamadık tamam. Bir oğlum bir kızım var. Bir oğlunuz bir kızınız. 18 yaşında kızım, 11 yaşında oğlum var. Evet. Annesiyle yaşıyorlar. Evet. Ben ailemle yaşıyorum şu anda. Ailenizle derken? Annemle, bir de kardeşim. Ben de küçük kardeşim var. Evet. Onunla beraber yaşıyoruz şu an. Evet. Kız kardeşiniz mi, erkek kardeşiniz mi? Erkek kardeşim. Evet. Evli mi kendisi? Evli. Tamam. Aynı evde evli olarak beraber mi yaşıyorsunuz? Ya, o evli. Evet. Evet. Ayrıca var ya, ev var da şimdi bizim yaşam şey o yemek falan yemek için annemlere geçiyorum orada öyle. Kaç yaşındayım demiştiniz? 47 yaşındayım. Mikrofon nasıl? 47 yaşındayım. 47 yaşındasınız. Biraz yüksek sesle konuşursunuz beyefendi. Tamam. Bilmiyoruz da. Ben konuştuğumu zannediyorum ama bilmiyorum gelmiyor mu sesle. İstanbul hangi semt? Eyüp Ali Beyköy'de oturuyorum. Ali Beyköy'de oturuyorsunuz. İş yeriniz? Zeytinburnu. Şu an çalışmıyorum ama. Neden? Şu an neden çalışmıyorum? Bizim meslek Rusya'ya bağlı olduğu için. Evet. Ukrayna-Rusya savaşı var. O yönden biraz kriz şey oldu. Mesleği ayakkabı mıydı neydi? Deri. Deri sektörü. Deri. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı olduğundan, biraz şey olduğundan, kriz olduğundan şu an çalışmıyorum. Geçim olarak? Biraz belki evim vardı onlarla. Biraz ailemin yardımıyla onlarla geçiniyorum. Anladım. Kaç yıl oldu ayrılalı? Eşinizden ayrılalı mı? 5 yıl oldu. 5 yıl mı oldu? Evet. Çocuklar sizinle? Annelerimle. Annelerimle? Evet. Siz annenizle yaşıyorsunuz? Ben de annemle yaşıyorum şu anda. Evet. Yorum alalım. Tabii ki. Kimlerden tatlı? Sedat, Ayşe, Sevgi yapabilir. Herkes konuşsun. Evet. Şimdi konuşun bakalım. Sevgi al mikrofonu önce. Bir kaçıyorum sonra Alaaddin Bey. Evet. Hadi. Beyefendi. Sevgi'yi yakın çek şöyle gözlerini şöyle bereltin. İsim neydi beyefendi? Burhan Bey. Burhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Valla çok fazla net duyamadık ama konuştuklarınızı böyle. Duyamadınız mı? Bir evlilik iki çocuk. Bir evlilik iki çocuğunuz var. Evet. Evet. Çalışmıyorsunuz. Şu an çalışmıyorum. Evet. Geçiminizi nasıl sağlayacaksınız beyefendi? Nasıl mı? Evet. Evet. O belki... Tam Lütfiye'ye yani, göre bir damat. Planım vardır yani. Kaçın Lütfiye geliyor. Şimdi gelir buraya bakalım. Lütfiye bugün doktora gitti. Dişlerinde problem vardı. Dişlerinde. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Lütfiye'm. Siz çok sevgileri var. Allah razı olsun. Nesi var geçmiş dişlerinde? Olsun, geçmiş hayatım. Olsun. Çene yamukluğu çıkmış da. Çene yamukluğu ondan mu çıktı? Dolayı tedavi görüyor şu an. Annen. Evet. Tövbe estağfurullah. Geçmiş olsun ya. Özeri gazap. Şimdi Bahar Hanım da çalışmıyor biliyorsunuz. Onun da bir kızı var yanında. Evet. Çocuklarınız annesinde olduğunu söylediniz. Onlarla da tabii ki ilgileniyorsunuz baba olarak. Evet. Onları da hafta sonları bulunuyorsunuz. Zaten bana geliyorlar. Hafta sonları bende kalıyorlar. Tabii onlara da bakıyorsunuz doğal olarak. Geçim olarak nasıl olacak beyefendi yani? Şimdi ben buraya yani geçim şeyini konuşmak için gelmiyordum. Ben buraya anlıyorum. Hayır. Evlenmek için geldim. Tabii ki. Yani onun şeyi vardır yani. Yani eşiniz, evleneceğiniz kişi çalışmalı mı? Size destek mi olmalı? Sadece siz mi çalışacaksınız? Eşinize bakabilecek misiniz? Çünkü sonuçta 3 tane evlat olacak ortada. Evet. Yetebilecek mi yani? Yetirebilecek misiniz? Onlara başa çıkabilecek misiniz? Ben çalıştığım zaman geçineceğime eminim yani onunla. Meslek olarak deri sektöründesiniz. Evet. Peki, Alaaddin bir şey söylüyor. Burhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendisini hep dışarıda görüyorum. Kibar beyefendi biri. Bahar Hanım'a bakınca sen de çok güzelsin Bahar. Teşekkür ederim Alaaddin Ama abi. Aklında bazı şeyler var sanırım unutmadın. Elbette ki birkaç beyefendi hakkında sorularım var. Ama ben ileride o işlerin olumlu olacağını sanıyorum. Hangi işlerin? Anlayamadık. Ne diyorsunuz? Aklında onun bazı şeyler var. Unutamadığı Yok, şeyler. Burhan Bey'le ilgili mi? Hayır. Burhan Bey'le ilgili sadece ben çalışmaması biraz beni tedirgin etti. Başka bir problem yok. Ben bir de onu 11 yaşında bir oğlum var dedi. Ben benim 10 yaşında bir kızım Bahar, var. Bahar ben onu kastetmedim. Burhan Bey'in dışında mı bir şey var aslında? Özel aralarında olan şeylere annesi olmasaydı zaten bugün Yok, ben hayır, sanıyorum bir nişan bile olabilirdi burada. Alaaddin abi şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın iki gündür sürekli bizim konumuz konuşuluyor. Tamam beylik laflar etmeden o konuyu kapatalım. Yani gerek yok konuşmaya. Artık benim de talibim gelmiş. Beyefendi de talibi gelsin. Her şeyin hayırlısı. Peki başka yorumunu istediğin?
Ayşe yapabilir. Ayşe. Burhan Bey hoş geldiniz. Bahar biraz olsun tanıdım. Daha bir güçlü bir karakter, güçlü, sağlam, ayakları yere basan bir eş aradığı için zannederim olumsuz diyecek. Olumsuz. Mustafa Sedat. Ne diyorsun? Yap Mustafa yolunu. Noktayı Sedat. Koyar şimdi. Bence de olumsuz olacak. Öyle mi? Neden? Çünkü yani Bahar ablanın da dediği gibi yani bu beyefendi olmaz. Olmaz diyorsun. Niye olmaz Mustafa? Maddi durumdan yani. Ha, işte. İşi olmadığı için beyefendinin. İşte, ha. Ver Sedat abine. Burhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İşiniz var sanırım sezonluk değil mi işiniz? Sezonluk. Şu an yani dediğim gibi Rusya'ya bağlı olduğumuz için bizim meslek. Rusya'da Ukrayna, Rusya savaşı olduğu için şu an oraya iş olmuyor şu anda. Anlıyorum. Ya şimdi Bahar Hanım geçmişinde çok sıkıntı yaşamış bir arkadaşımız. Ya bu saatten sonra tekrar sıfırdan başlamak istemez. Onu biliyorum bir kere. Maddi açıdan yani sürekli bir işiniz olsaydı, garanti bir işiniz, bence sizinle bir konuşup daha detaylı konuşacağını düşünüyordum ama şimdi aynen, kararının pek olumlu olacağını düşünmüyorum. Aynen. Peki. Evet. Bahar'cığım karar anına geçelim yapalım mi? Yapalım. Yorum da ben yapayım. Bahar, karardan önce özel bir yorum yapmak istiyor. İzin verir misin yoksa? Yok, yapmasına gerek yok. Benim kararım belli. Yapmasın. Yapmasın. Yani, peki. Kararla mı ilgiliydi? Burhan Bey geldiği için teşekkür ediyorum. Tamam. Kararım olumsuz. Neden olumsuz? 11 yaşında bir oğlu var. Benim 10 yaşında bir kızım var. Çalışmaması falan o öyle takmadım da sadece ben erkek çocuğu olduğundan dolayı bana gelen taliplerim her zaman ben bir kız çocuğu olmasını istedim. Kızı da büyükmüş, 18 doğru, yaşında. Doğru, hatırlıyorum. Ondan da dolayı uygun olmaz. Ben şimdi olmaz söyleyip Burhan Bey'in keyfini evet kaçırmak istemedim. Yok. Senden duysun. Ama yani çocuğu ben şurada gerçekten çocuğu bahane etmek. Yok çocuk bahane yani değil. Çünkü bahane yok, değil önemli. Benim için önemli. Sizi neden ben dersiniz? Devamlı takip ediyorum. Sağ mesela olun. Teşekkür Özer ederim. Özer Bey'i de çok takdir ettiğim insan. Sedat Bey pardon. O da sizin çocuğunuz olduğu için evet, kabul etmedi. Evet 10 yaşında etmedi bir kızım yani ben var. Çocukları şey yapmak istemiyorum. Yani ben çocukları çok seviyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İşte yani onunla bizim bir problemimiz yok. Çocuklarla anlaşmayı çok seviyorum. Ben kızdığım nokta o yönde yani. Çocuklara... Yok çocuğunuz olduğundan dolayı değil. Orada beni yanlış anladın. Sadece evet, sizin çocuğunuz 11 yaşında. Benim kızım 10 yani, yaşında. İkisi aynı çağın çocuğu ve bir erkek yani çocuğu. O, çünkü çocukları ben... Erkek de olabilir, kız da olabilir. Yani bu... Ama ben ilk geldiğimden beri her zaman söylüyorum. Sizi şey yapmıyorum, istemiyorum ama o yanlış bir şey bence de yani. Doğrudur ama benim ya, düşüncem. Kusura bakma ne yani. Ne olur siz de kusura bakmayın. Yok, çok değil, teşekkür ediyorum ayağınıza sağlık. Peki buyurun efendim. Hayırlısı olsun bakalım. Evet, evet yeni bir buluşturma Halim'e geliyor. Halime oynayarak geliyordu bu arada. Halime neşeli bugün. Allah'a şükürler olsun. Ağlamayarak bir görüşme geçirecek Halime herhalde. İnşallah. Bugün. İnşallah. İnşallah. Kim Halime geliyor ağlamak Halime'ye? Ağlamak yok artık ya. Efendim? Yeter bu kadar ağladım. Yeter bu kadar ağladın. Yani, biraz da güleyim. Oynayayım İnşallah diyorsun. İnşallah. Biraz da oynayayım yani. Oynayayım. Seni evet oynatacak, güldürecek hazırdı da babaanne beğenmedi. Yoksa yani, o güldürüyordu seni. Bugün olmadı o zaman evet çıkarsa bu görüşmenin sonucunda oynayacağız beraber. Davet edelim talibi. Tolga Bey geliyor efendim. Buyurun Tolga Bey. Tolga sen ne zamandır yoktun çocuğum? Neredeydin? Gelemedim ya. Gelemedin. Selam. İşlerin evet vardı. Evet. Babaanneye git elini öp. Nasılsın babaanne? Hoş geldin. Hoş bulduk. Babaannenin bakışlarından anlıyoruz artık. Babaanne Tolga çok iyi terbiyeli çocuktur. İnşallah. Buradaydı da ne zamandır yoktu. İnşallah.
bu da olmaz emme dur bakalım diyor baba. Bu da öyle mi dedi? Öyle diyor. Bu da olmaz demedi de dedi. Bakışlarından öyle sanki hissediyor. Çetin bir çocuk diyor. Ne çocuk? Çetin bir çocuk. Çetin bir çocuk. Babaanne ben de Giresunluyum babaanne. Hadi. Ben de Giresunluyum. Giresunlu musun? İyi evet. Bizim taraflı. Sizin taraf. İnşallah hayırlı olur bir bakalım. İnşallah. Peki biraz bir konuşun bakayım. Tamam. Hoş geldin. Hoş siz konuşun ben. Telefon mu Özel var? Oradan alo diyebilirsin. Telefonum var. Telefonum var mı? Mikrofonun hocam? Nerede? Özel kucağında değil mi mikrofon? Ha yok. Alo. Bir bekle. Önce reklam. Merak etme. Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Evet bakalım Tolga Halime'yi ikna edebilecek mi? Bence edecek. Ama önce Özer'e telefon var. Şu anda hatta mı? Hatta değilse Tolga ile Halime biraz görüşsün. Özer'in telefonunu bağlayalım. Hatta mı? Hatta Özer, mi alo de. Alo. Alo, buyur Özer Bey. Merhaba, isminiz neydi? Esra. Esra Hanım. Kaç yaşındasınız? 39 yaşındayım. Çok genç geliyor değil mi siz? 17 yaşında gibi geliyor. Ya 17 değil de 27 gibi diyelim. Evet. Daha önce evlenmiş. Evet, daha önce evlilik yaptınız mı? Bir evlilik yaptım. Çocuk var mı? Bir tane oğlum var. Kaç yaşında? Allah 15 yaşında. Maşallah. Sizde mi babasında mı? Benimle birlikte yaşıyor. Hmm. Nereden arıyorsunuz? Ankara'dan arıyorum. Ankara'dan. Bir işte çalışıyor musunuz yoksa ev hanımı mısınız? Çalışıyorum. Kamuda çalışıyorum. Kamuda çalışıyorsunuz. Davet et Özer. Tamam. Ne zaman gelebilirsiniz? Ben Perşembe ya da Cuma günü gelebilirim. Çok geç. Daha erken gelemez misiniz? İznimi o şekilde ayarladım. Nereye gidiyorsun ki sen Özer bizi bırakıp? Ya Seda Hanım zaten biraz işleri ben boşladım. Dur bakalım hanımefendiyi de bekle ondan sonra. Tamam o zaman Perşembe günü bekliyorum. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Peki teşekkür peki. Ederim. Ben memnun oldum. Teşekkürler. Tolga ve Halime'nin evet. Görüşmesi. Hadi bakalım çocuklar yüksek sesle. Seda Hanım bu benim elimde fazla güzel durmadı. Çok evet. Güzel bir çiçek. Yok benim elimde güzel durmadı ben hanımefendiye takdim edeyim bunu. Buyurun. Tamam. Halime'nin elinde daha güzel duruyor mu Tolga? Nasıl evet. Onu bir şey yap? Evet. Abi, güller zaten erkeğin elinde güzel durmayınca bir bayana verilmesi daha hoş. Şey daha ve bir söz vardır ya hani Ferdi Tayfur'un koparma gülleri dalında kalsın. Yalnız Uğur Bey gülü kopartmışlar ama diken hiç yok. Ne güzel. Dikensiz gül verdin evet. Yani Halime'ye. Hadi Halime sorularını sor bakalım çocuğum. Kimle yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum. Çalışıyorum. Peki. Nisan'da 27 yaşıma gireceğim. Hangi işte çalışıyorsun? Belediye çalışıyorum. Belediye? Evet. Asıl mesleğim aşçılık ama yapmıyorum. Yemek mi yapıyorsun? Evet. Anladım. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Bir kız kardeşim var, bir ben varım. Burada yaşıyorsunuz. İstanbul'da yaşıyoruz. Nasıl birisin? Nasıl birisinden ziyade... Açık konuşmak... Açık konuşayım Uğur Bey. Açık konuş. Ya biraz değil de aşırı derecede bir sinirliliğim var. Eyvah onu babaanneye söyleyeceksin o zaman. Babaanne aşırı derecede sinirliyim diyor. Ne diyorsun? Babaanne ben böyle hani... Allah'ım yarabbim ya. Efendim? Çok mu? Sinirlenince az bir dakika. Sinirliyim ama... Babaanne zikrini bağırdım anladın sen. Ne diyor? Sinirliyim diyor. Ne diyorsundur ben? Ay çok güzel ya. Olacak Halime bilin. Ya bana hep böyle sinirliler mi gelecek babaanne, ya? Ay babaanne sen ama olur olmadık şeyleri değil babaanne. Göndermeyeceğim seni ya. Olur olmadık şeylere sinirlenmiyorum. Yok zaten duruşundan belli silindi oldum. Ben çok anladım. Çünkü oradan zıpladın geçtin ben anladım öyle. Sinirli olmadı bu işte. Çok mu sinirlisin? Ben çok sinirliyim ya. Sinirli her insan... Sıkma mı sinirlenirsin? Öyle şey olmaz. Sıkma sinirlenirsin? Yok sık değil ya hani. Ara sıra. Ya istemediğim bir şey olduğu zaman sinirleniyorum haliyle her insan sinirleniyor. Diyelim ki ben sen istemediğin bir şey yaptım ne olacak? Her insan da olur. İstemediğim bir şey yaptım ben olduğumuz mekanı terk ederim bir dışarı çıkarım hava alırım gelirim bir şey olmaz. Hmm. O zaman geçiyor 3 dakika 5 dakika. Hava alınca olur, geçer öyle yani. Olur. Tamam doğru olur. Olur herkeste olur bir şey bu.
Evet. Ben bilmem. Halime. Sen sinirli, ben sinirli. Ne olacak bu? Halime bence daha sinirlidir senden. Ben senden daha sinirliyim. Birimizin fedakar olması lazım. Kaç yaşlarınız kaç? Yaş 27 mi? 27'ye gireceğim Uğur Bey. 27'ye gireceğim. Tam Halime'nin kriterlerine Halime, uygun. Halime 29. 29. Olsun. Sordun mu ailesinin haberi var mı? Aile annesinin haberi varmış. Evet var Seda Hanım. Tolga. Evet annemin varmış. Haberi var. Annesiyle beraber izlemişler. Evet. Hmm. Annem şu anda da işte zaten. Evet. Kendisi tekrar az önce reklam arasında söyledi bana. Aşçı mıydı? Ne öyle bir şey hatırlıyorum. Senin annen ne iş yapıyordu ya? Yemek yapıyor bir şirkette. Yemek bak. Ha, o da aynı sektörde benden biliyorsun şirketi. Değil mi? Evet. Daha önce de gelmiştin değil mi buraya? Daha önce bir defa geldim. Anladım. Kaynanan da aşçı ne güzel. Allah ya. Razı olsun. O yemek pişirir yapmasın. Ben yerim. Şu kaynanasını istemeyen gelinlere inanamıyorum. Buyur baba hanım. Evin var mı? Evim var. Annen gider mi durayım? Efendim? Annen gider mi durayım? Kim ile durayım? Annenle mi şu oturuyorsun? Şu anda ailemle duruyorum ama artı bir haricinde evim var. Ayrı var mı? Var. Babaanne, annesi de aşçı. Aşçı. Halime bilir. Ben daha ne diyeyim? Bir şey demem ki. Ha, sen ama beğendin bunu. İyi çocuk. Terbiyeli. Biraz sonlayayım diyor. Çok terbiyeli. Ha, inşallah. Halime abi. Annesiyle de konuştum ben. Hatırlıyorum. Seda Hanım yorum alabilir miyiz? Bak ne diyorlar. Yorum alabilir miyiz? Musun? Yakıştılar diyorlar. Yakıştılar diyor Mustafa resim olarak. Şey Aktül abladan. Yorum alabilir miyiz Seda Hanım? Mustafa mı dedi? Mustafa dedi. Mustafa fermuarı gene kapamışsın sen. Erkan sana imaj yaptı. Sen gene bir gırtlağına kadar sıkıyorsun onları. Şöyle Mustafa, bir aç kendini. O eşofman şeye benzemiş. Ha babam sınıfında bir beden eğitimi öğretmeni vardı ya. Neydi o? Şener Şen, Body Ekrem'in. Body Ekrem, Body Ekrem. Şener Şen eşofmanı Body giymiş gelmiş. Body Ekrem. Bir kalk Halime bakayım ayağa Body Ekrem. Bir dakika. Yavrum. Bak. Boya takıntılı olmazsa. Mustafa sen bir kilo aldın, göbek saldın gibi. Çek içine ama göbeğini. Ama sinirliyim de dedi. Peki biraz daha konuşun. Ayşegül dışarıda kendini yerlere atmışsın, ağlamışsın. Ne oldu kız? Al bakayım mikrofonu. Nerede mikrofon? Alaaddin gönder eldelere. Niye ağlamış ki? Ne olmuş? Bilmiyorum. Ne oldu çocuk? Seda abla ondan dolayı ağlamadım. Burada yapılan yorumlara karşı ağladım. Bir şey demediler ki. Bir şey demediler. Yani... Hayır. Kötü bir demediler şey. Diye bir şey yok. Sadece bana dediler ya hani sen işte çok varlıklı istiyorsun da işte bilmem ne de bundan dolayı çok gücüme gitti. Ondan mı ağladın? Evet. Fenalık geçirmişsin içeride. Evet. Allah Allah. O kadar kötü bir yorum yoktu ki yani. Mikrofon verin şey. Arkadaki mikrofon Aktül'de. Aktül'de. Ayşegül'deki kalsın. Ben şunu söyleyeceğim Seda Hanım. Biz burada onun bir abisi olarak ona yorum tabii yapıyoruz. Tabii ki. Evet. Onun orada görmediğini, düşünmediğini biz düşünerek söylüyoruz. Bunlara eleştiri olarak veyahut da istemi olarak üstüne alınması bir kere öyle gereksiz. Alınma yavrum. Biz de senin bir büyüğün olarak söylüyoruz Ayşegül. Kapıda da söyledin ama bana. Bunda kötü bir şey yok. Biz kötü bir şey söylemiyoruz yani sana. Herkes, tribündeki bütün arkadaşlarımız öyle. Evet. Söyleyeceğim bir şey varsa burada bunda söyle şey ki yok. İçeride içine dert olmasın sonra. İçeride içine atıyorsun sen. Konuşmuyorsun ya, burada. Şu anda tribünde olan bile... kimseyle bir yorumum yok ama sadece orkestranın benden özür dilemesini istiyorum. Kimin? Orkestranın. Ne yaptı orkestra? Şöyle Fatih bana talip olarak çıkarken ben ilk geldiğimde manda yuva yapmış gibi bir şarkı söylemişler. Bu şarkı benim çok zoruma gitti. Facebook'ta da bana onlarca hakaret var bunun üzerine. Canım o sana... Aa, bunu da yeni duydum. Denk gelmiş. Tövbe. Sahi mi söylüyorsun? Evet gerçekten. Ne oldu? Anlamadım orayı kaç. Dün bir şarkı çalmışlar da mandayı onu üstüne alınmış. Manda yuva yapmışları benim için şey çalıyorlar anlamadım. Gibi. Ama Seda abla Facebook'ta bana onlarca şey var. Sadece şu an yani benden büyük oldukları için sadece bana saygı olması için sadece özür dilemeni istiyorum. Başka canım, hiçbir şey istemiyorum. Üstüne niye alınıyorsun sen öyle Ayşegül? Burada bir sürü şey çalıyorlar. Ay bismillah. Bir şey yapmadık. Burada sıralama var. Ama millet... Ama dışarıdaki herkes öyle bir şey demiyor. Herkes sizi suçluyor şu an. Çocuklar. Farkında mısınız? Ama Ayşegül. Yok, tamam, orkestra bakayım. Kimin geleceğini bilmiyor ki şarkıya girerken. Hayır Seda abla ben girerken onu çaldılar. Tamam da onlar bilmiyor ki senin geleceğini. Ama ben gene de özür dilemelerini istiyorum. Başka bir şey öyle bir şey yok ama. Bir şey söyleyeceğim. Bak karşındaki Nehir sen karışma sakın. Her şeyi sen niye atlıyorsun? Ver kızın eline mikrofonu. Ver mikrofonu. Tamam.
Ayşegül, bak bu Uğur abinle benim elimde. O kapıdan kimin geleceğini sadece biz biliyoruz. Da onlar bilemezler. Orada bak karşımda senin koskoca Ahmet Özden şefimiz var. Onlar kimin kapıdan kimin geleceğini bilmiyorlar. Hayır, Sedat'la şefimize bir şey demiyorum. Ona benim çok büyük saygım mesela var. Mesela dün şey de bana ters geldi ona bakarsan. Dün düğünde tombul tombul memeler miydi? Neydi o? Salla memeler. Ters geldi mesela. Ya yani. Ama gene demek benim ki, çok zoruma gitti düşmesi. Gerçekten. Bana kimse bir şey demiyor. Herkes beni haklı görüyor ama orkestranızı haklı görmüyorlar işte. Sen şimdi orkestraya mı taktın kafayı onlara ya? Onlara bakarsanız oho, kim yazanlar Allah Allah. Kim? Efendim? Yazanlar kim? Bilmediğin, ismini bilmediğin evet. insan. Tamam evet. anlayın art niyetlerini. Orkestranın özür dileyeceği bir durum yok orada. Bu çocuk ne yapsın? Mustafa'ya her gün İnek Şaban müziğini çalıyorlar yani. Mustafa ya, ne? Ay benim oğluma bak yani dedi oradan. Yani. Değil mi? Mikrofonu konuş. Mustafa sakız evet. çiğniyorsun. Çabuk yut onu. Yut. Yuttum. Evet. Yut. Heh. Yani Seda Hanım burada bana İnek Şaban müziği çalıyorlar. Yani evet. alırsam ben alırım burada. Onda da alınacak bir şey yok yani, ayrıca. Ne yani demek yani? Yani alınacak bir şey yok yani. Arkadaşlar da kimin geleceğini bilmeden çalıyorlar. Nereden misal kim nereden misal? Ayşegül yani. O yorumlara bakarsan her gün bir yorum için biri ağlıyor burada. Ama Seda abla bakmayın. Ondan değil. Gerçekten çok zoruma gidiyor. Çok. Aşırı derecede zoruma. Bu kadar alıngan olmasın. Ne zoruna gidiyor? Ya yani öyle şey çıktı diye herkes yani bir yorum yatmış. Gerçekten 160-170 tane yorum var. Ben okudum tek tek. Sen de öyle de çok ayıp de. Çok ayıp insanlara karşı şekilci olmayın de. Öyle yaz sen. Orkestrayla ne alakası var? Sizin dikkatinizi çektim böyle bir şey dün? Çekmedi değil mi? Ben yok, de şaşırdım. Kimse ben farkında de çekmedi. Değil. Kimse. Bak ne diyor Sedat abi? Seda Hanım ben orkestranın öyle bir müzik çaldığını duymadım. Belki Facebook'ta öyle bir yakıştırma oldu. Bu da yok, olabilir. Gerçekten mi? Çaldılar. Ben duydum ben Seda abla. Çalmadı evet. değil mi? Yok, ama niye üstüne alınıyor? Çalmış ama Seda Hanım evet çalındı ama o çıkmadan evvel orkestranın bilmesi bak, mümkün değil sen... yani. Biz de buradayız. Biz bazen söylüyoruz Ankaralı bir aday geliyor diye o zaman Ankara Mankara çalıyorlar. Bu bir türkü kızım türkü. Çok da güzel Türk. Okuyabilirim yani. Gerçekten ben üstüme çok alındım. Bunu gerçekten manda yuva yapmış. Okusanıza bakayım. Sen niye üstüne alıyorsun? Bence de. Evet. Tabii. Doğru söylüyor. Ama millet öyle demiyor. Bu benim de zorum. Milletin dediğini mi yapacağız? Tamam mı? Milletin dediği değil, sadece benim zoruma gidiyor. Olan peki, bu. Sen üstüne buradan, alma. Buradan Ayşegül. Kastamonu'ya gitsin okusana. Bütün Kastamonu'ları çok seviyorum. Ayşegül'cüm, böyle şeylere üzülme. Sakın. Sen deli misin? Olur mu öyle şey? Alınmaman gerekir. Ne alakası bu bir, var bunun seninle? Niye sen üstüne alıyorsun? Kızım o art niyetli insanlara prim vermeyin. Bak burada seni ağlatıyorlar, üzüyorlar. Oh amaçlarına ulaştılar. Ne dedin Murat? Şimdi, bak Ayşe ne diyor? Ayşe'ye de maydanoz diyorlarmış. Kim maydanoz? O sayfa öyle bir sayfa ki. Ya inanılmaz şeyler söylüyorlar. Ne kadar ayıp ya. Ama şimdi ben anlamıyorum. Şimdi mesela... Ha mesela ne bileyim böyle bana bir yapıştırmalar yapıyorlar mesela. Ya inanamıyorum bu ya. Bu neyin sayfası? Evleneceksin ama resmi sayfa evleneceksin değil. Evleneceksin gel sayfası öyle mi? Bir şey söyleyeyim orası resmi sayfa değil. Ben üzülmek falan istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ben arkada kendimi zor tuttum. Yani bana söylediler ben kendimi dedim ki ya olsun ama yani insanın da yani üzülmemesi elden değil. Kızım, öyle şeyler yapıyorlar ki. Yani 20 yaşında genç güzel bir kızsın sen. Yani... Senin ne alakan var manda yuva yapmış Söğüt dalıyla? Ayrıca bir şey bunu daha söyleyeceğim. Türkiye'deki kendine. Tek kilolu kız sen misin yavrum? Niye üstüne alınıyorsun? Aksine onlara çatır çatır cevap vermen lazım. Türkiye'nin en kıymetli orkestra elemanları burada. Bundan sonra aynen ben de öyle yapacağım zaten. Ayrıca diyeceksin ki, ayrıca biz bu türkülerle büyüdük. Bu türkülerle büyüdük. Bu bir halk türküsü. Olur mu öyle saçma şey? Halk türküsü olduğunu ben de biliyorum Seda abla ama gerçekten yorumlara sadece yorum ama şey işte gidiyor. Olan ki, bu. Başka bir insanlar şey bak kötüyse, karşındaki kötüyse, kötülükle besleniyorsa seni nereden vuracağını biliyor. Murat abin onu anlatıyordu.
Seni oradan vuruyor işte. Üstüne bile alınmayacaksın. Yazık size diyeceksin. Günahlarınızda boğulun diyeceksin. Ayıp tabii, olma. Ne diyorlar? Özlere neler diyorlarmış. Ne diyorlar sana 3 haftadır? Boş verin ya. Ne dedin Sedat? Evet. Ayşegül, sana yine öyle bir yakıştırma yapmışlar ama bizim tribündeki çoğu bayan arkadaşımıza ağır küfürler edenler var. Ya. Bak, sana yine küfür etmemişler. Bana da ilk çıktığım, ilk gün talimle çıktığım gün yazmışlar ki şu adamın tipe bak. Mahmut Tuncer'in halaya küsmüş hali. Şöyle. Halaya küsmüş hali. Bak ne güzel tiye alıyor, gördün mü? Mahmut Tuncer'in halaya küsmüş hali. Güzelmiş. Bu güzel. Mahmut Tuncer'e selam olsun buradan. Canım ne? Kardeşim benim. Anne bir şey diyorum. Efendim anne. Bir şey konuşabilir miyim, izin verirsin sen? Buyur anne. O diyecek, oğlumu çıkarın tanıtın diyecek. He, aynen öyle söyleyeceğim valla. Çünkü o... Çünkü neden Oğuz gündüze döndü işi, pazartesi iş başı yapacak gündüz. Hemen onun bugün, için bugün buldu buldu bulamadı. Gelemez yani. Oğuz bizim akşam matinesine gelsin o zaman gece. Gece 3'te tekrarımız var, ona gelsin. Hay Allah elini versin hayatım, bir şey söyleyeceğim. Bugün buldu buldu, bulamazsa bir daha bulamaz mı diyorsun? Çünkü gündüz çekecekti. Şimdiye kadar gece vazifesindeydi. Oğuz, bu Oğuz'la Mustafa bunlar tam Hababam yani. Sınıfı zaten bu Oğuz'la Seda, Mustafa. Evet, Seda Hanım ve Uğur Bey, ben şöyle söylemek istiyorum. Annem bir konuda haklı, bir konuda şöyle anlatayım ben size. Ben gece vardiyasında çalışıyorum. Evet. 11'de gidiyorum, sabah 7'de çıkıyorum. Sırf sizin programa yetişmek için gözüme bir damla uyku girmeden buraya koşuyorum. Sırf bizim için değil, sırf sen kendine eş bulmak için. O bakıma da düşünebiliriz. Sonra ne oldu çocuğum? Yani. Şöyle bir şey. Sağ olsun Aydoğan abi de her konudan elinden geleni yapıyor. Yani ben bundan şüphem yok. Sadece annem işe sen konusundan korkuyor. Bazı insanlar buraya geliyor ya, hiçbir çalışmıyor, parası yok vesairesi. Örnek diyorum, yanlış anlamasın. Yok, sen işini bırakma. Hayır. Güzel. Yani bu şekilde düşündüğü için bu şekilde devam etmiş. Kaç çalışacaksın şimdi? Abi liste belli değil daha. Onu bir belli olsun, ona göre geleceğim. Biz belki. Pazartesi bak sen gelebilirsin. Yarım saat uzatıyoruz programı değil mi? Pazartesi 16.30'a kadar öyle bir şey var. Pazartesi şöyle söyleyeyim sen ben. 16.30'a kadar devam edecek program. Pazartesi'den itibaren. Oğuz ne istiyorsun anlamadım. Ne diyorsun oğlum sen? Ya Seda ablacığım valla ben bir şey istemiyorum. Ben sadece inanın bana ben kötü bir insan da değilim. Buradaki oğlum insanlar... sadede gel ne? Ya ben bir şey istemiyorum. Annem istediğini istedi işte. Annem ne benim istiyor? Bir talibim var, ona geçeceğim de. Onu geciktirmeden... Senin bir talibin var. Ya yok, benim oldum. Sen birine talip olmak istiyorsun. Evet, oldum. Oldun. Olacağım. Hazır, tamam, bugün mi? Olacaksın. Tamam. Tamam, tamam bugün... Onu söylemek istiyorum. Tamam, tamam. Tamam görüşecek, anne. Görüşecek bugün. Teşekkür ederim size. Hadi bir tamam. Şey değil ciğerim. Tamam. Ne yapıyorsun Tolga ile Halime? Konuşuyoruz Sedan. Vallahi Halime Tolga çok iyi bir kısmet. Artık burada bir şey bulursanız... Yorum alabiliyor muyum Seda Hanım? Al çocuğum. Kimden Alaaddin istiyorsun? Abi. Alettin. Alettin. Alaaddin abi. Ben ne diyeyim şimdi? Yakın mikrofon. Tolga kardeşim yakışıklı bir çocuk. Çok beyefendi, neşeli bir insan. İşi var, evet. Evi var. Babaanne iyi düşün diyorum ona. Tolga'ya diyor iyi düşün i̇yi diyor. İyi düşün Tolga'ya. Ben öyle olmaz. Ben de düşüneyim. Ev olduğunu yine sevineyim. İşi olduğuna sevinirim. Kızıma bırakayım. İşi var, evi var, annesi çok hanımefendi evet. Bir kadın. İnşallah. Tolga terbiyeli, iyi bir çocuk, saygılı çocuk. İnşallah. Nehir bir şey söyleyecek, Allah aşkına. Söyle, sen dur. Ben öncelikle buradan orkestraya çok teşekkür ediyorum. Sizleri de çok seviyorum. Çünkü vallahi. Bana da mesela Şaşkın sana ne demeli çalıyor. O zaman ben de burada ağlayayım. Ay güzel. Bence Ayşegül'ün buradan orkestradan özür dilemesi gerekiyor. Yok canım, uzatmayın bu meseleyi ya. Neyse, yeter boş ya bu. Tamam ben ya. Yorum yapayım şimdi arkadaşlarımıza. Evet. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş Halime diyorum. Sen de hoş geldin canım. Ben Halime'ye bir yönde çok kızıyorum Seda abla. Hangi yönüne? Ben şu yönüne çok kızıyorum. Mesela bir karşısına bir talibi geldiği zaman böyle nasıl diyeyim dalga geçer gibi konuşuyor. Böyle hiç umursamıyor gibi konuşuyor. Ben çok üzülüyorum. Çünkü o senin karşındaki beğenmesen bile... Güzelce konuşmanı yap. Karar anı geldiğinde Seda abla olmadı de çık. Umursamaz tabii. Günde 20 talip sana da gelse sen de böyle olursun.
Kızın günde aslında 20 talibi var. Nehir, sen umursuyorsun da niye o zaman konuş? Ama ben senin gibi saygısızlık yapmıyorum. Ben saygısızlık yapmıyorum. Bak laflarına dikkat et, tamam mı? Canlı yayında. Bak şu an bile saygısızlık yapıyorsun sen. Sakin. Ben seni dinlemiyorum. Babaanne, yorumunu da istemiyorum, tamam mı? İki arkadaş konuşsun, bırak. Senin aklına ihtiyacım yok benim. Peki bir bekleyin, Aktül bir şey söyleyecek. Böyle aday geldiğinde lütfen birbirlerini karalamayın ya. Sakin ol. Lütfen, bu çok çirkin oluyor. Seda abla, ben... Gelmiş, yok, Aktül mikrofon... Böyle yaptın, yok niye şöyle yapmayın. Hani sırf senin için demiyorum. Dışarıdan da çok çirkin görünüyor. İçeriden de lütfen, bunu rica ediyorum. Bir de bir şarkımız var yavrum, çok güzel. Hastalığımda da sağlığımda da yanındayım. Halime'nin... Hastalığında yanında olur musunuz? Bir mikrofon verin, ben söyleyeyim onu hanımefendi. Şarkı olarak söylemiyorum bakın. Onun biraz Seda, rahatsızlığı... Seda abla, ya ben her zaman yanında olmak için geldim yanında zaten. Olur musunuz? Bir şey söyleyebilir miyim Seda olurum abla? Ben çünkü onun rahatsızlığı var biraz. Orada oturuyorum mesela. Kimsenin hakkında böyle hani ileri geri yorum yapmıyorum. Mesela kalbini kırarım hani... Bir şey yaparım diye şey yapmıyorum ama kimse benim içimi bilemez. Ben 19-20 senedir sinir hastalığını yaşıyorum. Sinir hastasıyım ben. 29 senedir. Ben 10 yaşında annemi kaybettim. Ondan sonra ben bu şeyleri hak etmiyorum. Mesela beni tanımadan, etmeden, içimi dışımı bilmeden ben Kur'an okuyan bir insanım. Kur'an'ı bir kere hatmettim ben Kur'an'ı. Bir defa olsun. İçimi dışımı bilmeden yanlış yorumlar yapmasınlar. Peki. Yapmasınlar. Peki. Halime. Başka Oğuz bir şey soracak. Halime, sen sana sadece şunu söylüyorum ablacığım. Sen kim ne derse desin, he de geç. Sen kendi önündeki şahsa bak. Eğer kafana uyuyorsa ben bunu istiyorum, o da beni istiyor. Sağlıklı ve istiyorsa... Sedat abi, Sedat abi. Mehmet dedin mi sen? Adaş Mehmet al mikrofonu. Bir de ben yorum yapabilir yakın tut. Sayın lütfen. Bence ikisi de birbirine yakıştı. Önce tabii ki Uğur Bey'e, Seda Hanım'a, ablamıza saygım var. Biz buraya niçin geldik? Bir yuva kurmaya geldik. Sağ ol abi. Anladın mı? Başta artı yani mal, mülk nasıl olsa öleceğiz. Bence lütfen birbirinizi kırmayın. Eğer evet, kararınızı peki verecekseniz ben buna her zaman saygı duyuyorum. Peki. Çağdaş bir şey söyleyecek. Kararını Çağdaş vermeyeceksen oraya hiç oturmanın tamam, bir Mehmet anlamı yok. Tamam. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Sağ ol. Evlilik gerçekten çok kutsal bir müessesidir. Yani bunu artık yani kabak tadı vermeye başladı. Neyi kabak vermeye başladı Çağdaş? Artık yani kabak tadı vermeye başladı. Ne? Kimse evlilik için geliyorlar buraya. Ha. Evlenmek için. Hani bazı şeyler çok uzuyor. Hani 29 yaşında bir kadınsın. Hani yanlış anlama kesinlikle. Alacakmışım. Güzelsin ama evde kalacaksın. Ha kardeşim kalırım, sonra sarı kapıda gibi ne adam oradan. Sana yani, ne? Yani çok güzel sana bir insan, ne kaliteli bir insan. Sana ne? Bak yanlış anlama, ani çıkışlar yapıyorsun ama yeter yani. Allah Allah, sen buraya geldin gözlüklerle çıktın. Bak, Gözde seni beğenmedi. Sen önce peki kulağındaki küpeye bak, ondan sonra benimle konuş. Gözde beni beğenmedi mi? Tamam sakin ol. Niye? Çok yanlış konuşuyorsun. Peki. Bahar bir sakin şey söyleyecek. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Halime'nin gerçekten yaşamış olduğu problemler kolay değil. Kimse anlamıyor. Küçük yaşta bir anne kaybedilmiş, baba gitmiş evlenmiş, babaannenin yanında büyümüş, iyi veya kötü. Sonuçta o da mutsuz, hep bir kanadı kırık. O yüzden onu çok iyi anlaman lazım Tolgacığım. Eğer bunun üstesinden gelebilirim, ben de bu işte varım diyecek kadar yürekliysen al götür. Ben de Bahar'ın şerefimin, namusunun üzerine yemin ediyorum ki hiçbir şekilde ben buraya hani layla öyle amaçlı gelmedim. Hani kendisi kriterlerini işte şöyle olsun böyle olsun filan. Yani insan hani mesela şarkıya istek yapabiliyoruz ama aynen, insana istek yapılmadığından dolayı ben aynen de kendime güvendim geldim. Babaannem de elini öptüm. Babaannem yaşıt. Aynı yaşıtla zaten. Hani aile memlekette olmamız hiçbir şeyi ifade etmiyor. Hani insan ilk başta insan olacak diye bir kaide var ya, bir söz var ya. Hani ben her türlü her zaman yanında olmaya geldim. Seda kiminle söyleyeceğim hiç umurumda değil. Hayır, hani çıkma Halime. Ne oluyor Halime? Hayır. Kötüyüm. Şu an Tolga senin için. Halimeciğim şu an Tolga senin için konuşuyor. Biraz dinle. Sonra kararını verdikten sonra Halime neden dışarı çıkmak istiyorsun? Kötü mü hissediyorsun kendini? Hayır, hayır. Dur, bir problem mi var? Su var mı? Ne oldu? Tamam, bir su alabilir miyiz? Niye ağlıyor gene? Halime. Allah Allah. Kaldır abi bir... ya. Fazla üstüne varma. Oğlum. Ya Halime su yani sana peçete götürüp getirmekte. Kızım ne oldu? Bir sansiyonun bir şeyi mi var yok? He?
Babaanne tansiyonu bir şey var mı Halime'nin? He? Yok değil mi tansiyonu mansiyonu bir şey öyle bir ciddi? Var. Ne var? Düşük tansiyon varmış. Düşük. Düşükten bir şey olmadı Allah korusun. Sakin ol biraz, ne oldu ki? Bir şey yok ortada yani. Ortada bir şey yokken böyle... Çocuk ne güzel konuşuyor. Sakin ol, sıkıntı. Sakin ol değil mi? Şimdi ne oldu? Halime iyi misin? Hı hı. Tamam dön boş ver, takma ya. Şuradan iki dakika şey yapma. Yapma ya, tamam. Şunu buyur. Ver suyu sen bana. Ağlama, evet. Ağlama. Ağlama yine. Tamam Halime kendine gelene kadar önde bir ağlama. Kardeşimiz var. Mikrofon elinde, Almanya'dan geldin zannediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın? Alo. Sakin ol. Benim adım Murat. Mikrofonu yakın geliyorum. Tut. Geliyor mu sesim? Evet. Evet. Almanya'dan geliyorum. Adım Murat. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Hadi. 29 yaşındayım. Aynur'a geldim. Aynur'a geldim. Aynur bugün yok, biraz dün çok üzüldü, çok yüreğini açtı. Evet. Bugün bir biliyorsun diyalize giriyor, bir tedavisi olacak. Yarın pazartesiden sonra yine burada olacak. Onu ben de dün duymuştum. Evet. Ekranda gördüğümde, yani hazırız. Almanya'da o kadar çok gelişmiş doktorlar var. Yani imkanları... Şimdi bir dakika, sen Aynur'a evlenmek için geldin değil mi? Evet, olarak. Evet. Heh. Alırım götürürüm tedavi de ettiririm diyor musun? Tabii ki, helal tabii ki. Helal olsun sana. Zaten Aynur da böyle birini istiyordu. Dün izledin değil mi? Böyle İyi günde, ona kötü günde yanında can yoldaşı olacak tabii. Çok baştan güzel. Onun açık sözlüğüne hayranım zaten biliyor musunuz? Bir dakika, sen bu diyaliz işini ne zaman öğrendin? Geldikten sonra mı öğrendin? Efendim? Aynur'un diyalize girmek zorunda olduğunu sürekli geldikten sonra mı öğrendin? Baştan beri takip ediyorum ben bu baştan programı. Baştan biliyor muydun? Evet. Kafama takıldı. Heh. Ve o açık sözlülüğü o kadar çok kaldı ki içimde. Baştan beri Aynur'u takip ediyordum. Ediyor. Dün dikkatimi evet. Çekti diyor. Dün biz öğrendin değil mi bu diyaliz baştan işini? Beri nasıl bilsin? Evet. Dün öğrendin. Dün öğrendim. Ve talip olmaktan vazgeçmiyorsun yani. Hayır, hayır estağfurullah. Ne güzel. Başkası olsa vallahi vazgeçmeyi yani, düşünürüm. Aynur için geçer. Geldim buraya. Evet. Her ne olursa olsun. Evet olmazsa olmaz artık. Nasıl, nasıl kısmeti işi. Peki inşallah, güzel, inşallah kalacak mısın pazartesi Aynur'la seni yan yana getirelim. İnşallah. İnşallah. Pazartesiye kadar kalırım. Hatta uzatırım. Problem tamam. Değil. Tabii tabii biraz tamam, uzatsın. Tamam Muratçığım. Biraz çok uzat. Sevindim. Aynur'a bunları ileteceğiz. Teşekkürler. Helal olsun sana. Bodrum Murat mikrofonu al gel. Alo de. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, hoş geldin. İsim? Şerife. Şerife. Neredensin Şerife? Bursa'dan arıyorum. Bursa'da yaşıyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Özel eğitim öğretmeniyim. Özel eğitim bir öğretmeni? Özel eğitim öğretmeniyim. Güzel. Bir aydın şu an çalışmıyorum. Biraz açıklasana, özel eğitim nedir diyor Murat? Engelliler üzerine. Ha. Bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapıyorum. Tamam. Ama şu an çalışmıyorsun öyle mi? Hayır, bir aydır çalışmıyorum. Bir aydır. Evet. Neden çalışmıyorsun? Çıkmak zorunda kaldım. Ha, anladım, tamam. Evet. Tekrar başlayacak mısın? Evet, başlayacağım. Tamam, daha önce evlilik yaptın mı hiç? Hayır, hiç yapmadım. Yapmadın, 21 yaşındasın, Bursa'dan. Evet. 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 Ailenin haberi var mı aradığından? Evet, var. Ben anneannemle yaşıyorum. Eğer sen de davet edersen çarşamba günü onunla birlikte geleceğim. Anneanneyle birlikte geleceğim. Tabii ki. Ay, beklerim. Evet. Tabii ki beklerim. Beklerim ama anne baba? Anne baba ayrı. Annem evlendi. Tamam. Ben bebekken ayrılmışlar. Anladım. Ben de anneannemle yaşıyorum. Tamam anladım. Beklerim. Peki. Tamam. Pazartesi bekliyoruz. Tamam teşekkür ederim. Güle güle hayırlısı hayatım. Olsun. Güle güle Şerife. Halime iyi mi Halime? İyi misin Halime? Hı hı. Ne oldu? Şey tansiyonum düşüyor benim. Neden? Kızınca. Bir şey yok yani. Halime niye böyle sen oluyor? De her şeyi kafana takıyorsun. Takma be çocuğum. Takmayın bu kadar. Ne yapalım? Hayır neye taktığını da bir anlamı. Neye taktın boş ki kafanı? Ya sürekli benimle uğraşıyorlar. Ben anlamadım ki ya. Kim uğraşıyor ki? Yok. Yorum yapıyor. Tamam. Herkes yorum yapıyor. Sakin ol. Nehir mi uğraşıyor? Nehir mi sürekli uğraşıyor? Uğraşmaz o. Yapıyor musun öyle şeyler Nehir?
ben uğraşmıyorum. Biz dün akşam, mesela dün yayında babaanne bizim üzerimize geldi. Gece ikilerde otellere. Benim ailem arıyor. Sen gece ikilere kadar sokakta ne yapıyorsun diyor. Ekran başı bizi yanlış anlıyor. Ben bunun düzeltilmesini istiyorum. Hadi düzelt. Söyle. Hadi ya, biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz bayan arkadaşlarla otelimizin dibinde bir kafe var. Ben annemi şuraya de arıyorum. Gel, gel buraya. Tuğba sen de gel. Gelin, Tuğba da üzülmüş. Buna çok ağladı dün. Seda abla akşam Tuğba, babaannemin odasına geldi. Babaanneme ağlattı şey Tuğba. Bunlar güzelce izah etsinler. Babaanneyi de suçlamadan. Babaan taliplerini kovacağım demedin mi? Ha bir şahit. Aha, ha bu Abdülşahit. Tuğba al mikrofonu. Çok üstüne geleyin kızım. Tamam babaanne dur, onlar ekran başından yanlış anlaşılıyoruz diyorlar. Bir açıklama yapacaklar. Açıklama yapsın. Tamam. Tamam. Yap açıklama. Biz çarşıya falan gittiğimizde biz Aydoğan Bey'i arıyoruz. İznimizi alıyoruz. Aydoğan abi biz mesela 10'a kadar çarşıda durabilir miyiz diyoruz. Evet. Aydoğan Bey hayır 9'da oteldesiniz dediği zaman biz 9'da otelimize varıyoruz. Evet. Bize ekran başı çok yanlış anlıyor. Beni dün annem arıyor. Kızım diyor sen gece 2'lere kadar dışarıda mısın? Ya böyle bir şey yok. Ha ben geldiğim değil. Kaç kere gittin? Anneme söylemedin mi? Aklımdan çıkmış bir şeyin. Sen ha bu ha bu üstü diye oynadın sen. Ben yetimime takılma. Dün akşam sen Tuba babaannenin yanına gitmiş. Babaanne bize çok ağır beddualar etmiş. Ah tövbe. Evet, tövbe. Yok tövbe. Ettim ki. Dönün tövbe, millete babaanne. Dön Tuba. Alman yaşlı adamın duasını. Ben hastayım. Tövbe bakıra, tövbe. Bademcik bu hatıra astım. Bu hasta. Ben de kolay mı bu? Tamam Halime hasta. Biz de hastayız. Biz de öksüzüz. Benim de babam yok. 74 yaşındaki kadını ağlattın gece odada. Sen. Ben. Sen değil. Tuğba mı? Evet. Ne oldu gece, Tuğba? Gece geldi. Sen kadının tansiyonlarını çıkarttın akşam. Ölse ne olacaktı? Ben ölsem ne olacak? Sen, Allah korusun. Ben, Allah korusun. Ben sana ölme dedim. Ya. O ölse ne olacaktı? Ne oldu dün akşam? Senden saygılı ol biraz. Kaç yaşında kadın ya? Ben saygılıyım. Ben saygılı maygılı değilsin. Değilsin ya. Hiçbir zaman saygısızlık yapmıyorum. Kaç yaşına gelmişsiniz ya? Durun sırayla konuşalım. Biz gidiyoruz zaten ya. Allah Allah. Ya benim Halime'nin talibine ihtiyacım verdim yok. Benim taliplerim boş geliyor. Babaanne bana dün dedi ki sen Nehir'le birlik olduğun için sana sataştım ben de dedi. Sen yüzünden kaçayım bu odadan. Nehir yüzünden bana laf söylemiş. Yani. Tamam babaanne. Ben gece gittim odalarına. Babaanne dedim bugüne kadar benim bir kötülüğümü gördün mü? Ben o yaptığım şeyi de iyiliğimi söylüyor gibi anlaşıldı. Öyle bir şey için söylemedim. Bir defa yapılan bir şey söylenmez. Sen bir dur. Evet, içinde kalır. Dün takılma, dün takıldın, dün bari takılma. Belki de alacaklar birbirine. Ne karışık. Ya herkesin sen hayatında sorunları var. Ben de birçok şey yaşadım. Ben mesela ben yaptığım iyiliği, yaptığın iyilik buranda kaldı. Aa, babaanne lütfen beddua etmeyelim babaanne. Beddua etmiyor ya. Ne diyor? Babaanne. Babaanne sen bir sakin ol. Öyle mi diyor? Anlayamıyorum ki onun konuşmalarını ben. Tövbe biraz tövbe. Babaannenin konuşmalarını anlayamıyoruz arkadaşlar. Tamam bir şey söyleyeceğim. Sakin. Aydoğan abi. Babaanneyi biraz alalım bir sakinleşsin ya. Üzülüyor, babaanne. Üzülme, üzülme sen. Babaanne onlar sana genç, bir kahve. Genç hallederler. Bir kahve içelim babaanne. Gel şurada. Gir abi, gir al. Gel bir kahve içelim seninle gelelim gel. Ya babaanne kahve tamam şimdi siz anlatın bakayım Tuğba ne oldu? Tuğba dün çok ağladı. Anlat Tuğba gece 2'de nereden Halime geliyorsunuz? Halime. Biz gece 2'de falan hiçbir yerden gelmiyoruz. Öyle bir şey yok. Biz de namusumuza yaşayan insanlarız herkes gibi. Babaanne kızım sen ne istin ya? Ne yapmaya çalışın sen ya? Kim? Biz burada kendimizi aklamak istiyoruz. Sen bak ortaya dökmeyin bir şeylerini bak. Söylemeyeyim söylemeyeyim diye bak. Söylerim sonra rezil olursun. Ben kendimle ilgili açıklama yapıyorum. Ben şu an seninle ilgili açıklama yapmıyorum. Bu ses nedir ya? Telefon çalıyor. Cep telefonu aç. Cep telefonu mu açık nedir? Babaanne sakin ağlama. Ol. 74 yaşındaki kadını ağlatayız be. Gidin oturun yerinize be. Ya karışamazsın bizim oturup oturmamamız. Sen bir defa bir şey söyleme hakkın yok. Niye yokmuş? Yok. Niye yokmuş? Babaanne bana gece 2'de gelmeye bir şey söyleyemedi. Hakkı var değil. Herkese rezil her akşam otelden gezmedesiniz siz. Her akşam. Gezerim sana ne? Seda abla. Sana ne soracağım ben gezerim? Bak ben olsak biz bir yere gitsek hemen bir yere haber veriyorsunuz. Hemen kime haber veriyoruz? Kime haber veriyoruz? Seda abla dün Mustafa'nın annesi biz kafede oturduk. Çöldüm. Biz dün Mustafa ben annemle Mustafa'nın annesini konuşturdum. Benim alnım açık. Benim alnım açık. Açık öyle mi? Benim de alnım açık. Telefondaki evet mesajlarını gördüm ben senin telefonda. Evet. Ben, annem, Murat. Tuba Hanım. Alaaddin abi. Evet.
Murat abi, Bodrum Murat abi. Özer abi. Kahve içtik Özer abi. Ben aradım. Buradaki yetkililerin hepsini aradım. Biz şu kişilerle oturuyoruz, haberiniz olsun dedim. Bir şey söyleyeceğim, çok normal. Bak bunu kaç kere söylüyorum. Bunu anormal bir şey haline getirirseniz çok ayıp. Her şeyde art niyet aranıyor. Benim torunumun kanadı kırık. Benim de kanadım kırık. Ne yapayım? Kanadın kırıksa evlen o zaman. İlk Albin'le. Sen de evlen. Evlenirim ben. Sana mı kalmış ben evlenmem? Bence de evlen artık yani. Tolga senin için gelmiş buraya. Biz kendi açıklamamızı yaptık zaten. Gece 2'de falan gelme. Sen, yok. Sen otelci dedi ki. Baba ne yapma. Ama çok ayıp. Çok ay güleyim mi ağlayayım mı? Halime. Ben de Allah'a havale ediyorum. Peygamber Efendimiz'in bir lafı var. Bana görüyorsun babaanne. Ben hiçbir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Tamam. Aydoğan abicim biraz... baba diyorum. Biraz sakinleşsin dedim. Tamam, sakinleşirsin. Bunu ben daha önce söylemiştim. Nasıl kaldı ya? Ne? Üç kavga düş ya. Biraz sakinleşsin. Alın üzülüyor kadın, ağlıyor. İstemediği laflar çıkıyor ağzından. Burada bunlar genç kadınlar, kızlar üzülüyorlar. Halime sen de bir dur. Onlar başka bir şey anlatıyorlar. Evet. Bir müsaade edin de ailelerine karşı bir şey anlatıyorlar Halime. Sen de karışma. Sen konuş de Tuğba. Ekran başına söylüyorum. Benim burada ailelerim izliyor. Böyle gece ikilerde, üçlerde gelmek diye bir şey yok. Biz yayın yönetmenlerinden habersiz hiçbir şey yapmıyoruz. Ben burada kötü bir izlenim bıraktım dün. Beni annem arıyor, diyor ki kızım sen ikilere kadar dışarıda mıydın? Anne öyle bir şey yok. Yani bizim ailelerimiz izliyor. Burada herkesin ailesi izliyor. Lütfen arkadaşlar böyle şey yapmayalım. Evet. Hiç. Aferin. Dünyada en kötü şey birini görsen bile 7 kere gözünü şöyle bir yapacaksın ya. Acaba o mu? İftira atmayalım birbirimize. Lütfen ayrıca, hepimiz burada arkadaşız. Nehir'in söylediklerine çok katılıyorum. Şöyle ki birçok anne evladını Nehir için ya da işte Halime için ya da Tuğba için, Bahar için, onun için, hepiniz için gönderiyor. Bunları duyan hangi aile gönderir evlatlarını? Yapmayın böyle şeyler. Birbirinize böyle zarar vermeyin. Rica ediyorum. Yani ben bunu hep söyledim. Beraber oturabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Ne kadar doğal. Çok normal, bunu Seda bir anormal işte, bir şey gibi anlatmayın. Bazı arkadaşlarımız onu öyle anlamıyor. Misal biz dün oturduk diye, misal Bodrumlu Murat abimiz vardı, Alaaddin abimiz vardı. Hemen yanlışız. Acaba bunların arasında bir şey mi var? Oturduk, oluyor. Ya onlar hep, evet. Biz burada bir kardeşiz ya. Evet. Evet, Mustafa'nın annesi diyor ki... Bir gün önce de Sedat abiyle oturduk hatta. Tamam bir dur. Mustafa'nın annesi diyor ki ben de vardım. Evet. Hiçbir şey yok ortada. Yok, ona sohbet ettik, yemek yedik. Çıktı gitti Emre'ye, erken gitti oraya. Murat da beni eve bıraktı, Allah razı olsun yani. Evet, peki. Yok bir şey. Tuğba'cığım eklemek istediğim bir şey var mı yavrum? Ben Allah'a havale ediyorum diyorum, hiçbir şey demiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Peki. Peki. Oturun. Teşekkür ederiz. Çocuklar hem siz hem stüdyomuzdaki izleyiciler hem de ekran başındaki izleyiciler. Babaannemizin kusuruna bakmayın, onu bir düzeltelim. Gel Murat. Arkadaşlar babaannemiz yaşlıdır, onu hoş görmemiz Murat, lazım. Murat şöyle ekrana dön. Kusuruna bakmayın. Aynur'a merhaba de. Ağzından istemediği sözler çıkmış olabilir babaannenin. Kusuruna bakmayalım onu. Evet. Hep birlikte, hep beraber. Ya. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Şu an fazla konuşamadım da kusura bakmayın. Sizleri dinledim ben. Tedaviye girmeyi bekliyorum şu an. Hastanenin önündeyim. Geçmiş olsun Aynur, iyi misin? Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Dün bayağı bir rahatsızlandı programdan sonra da otele erken gelmek zorunda kaldım. Evet. Geçmiş olsun yavrum tekrar. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın ben gelemedim bugün. Gerçekten çünkü kendime gelemedim. Tedaviye erken girmem gerekiyordu. Giremedim. Öğleden sonra kaldığım için programa gelemedim. Kusura bakmayın. Aynur, Murat seni bekliyor pazartesi burada. Allah'ın izniyle görüşürsünüz. İnşallah nasip olursa gelmek isterim Seda Hanım. Tamam tatlım benim. Murat'cığım yapımcılarımız Aydoğan Bey falan benimle çok güzel ilgilendiler. Allah hepinizden razı olsun, ekibinizden. O şu an benim için koşturuyorlar, ben hastanedeyim. Tedaviye girmeyi bekliyorum. Evet. Ben orada sizlere bir şey demek istiyorum. Dünkü Murat'la Mustafa ve annesiyle ilgili. Ben dün bu yayından çıktıktan sonra dedim ki biraz denize atlamak istiyorum. Tek başıma kalmak istiyorum dedim. Çünkü gerçekten ilk defa böyle başıma yaptım ekranımda. Çok kötü bir krize girdim. Kendime gelmek için otele geldiğimde yerine girdikten sonra da çıkar dediler.
Aydoğan Bey beni Nehir'e emanet etti, sana emanet dedi. Moralini bozmayın, kendine getirin dedi. Nehir benim yanımdaydı ve bana dedi ki Aydoğan Bey, sen, ben, Tuğba, Zühre Hanım ve Bodrumlu Murat Bey falan işte o kişiler dedi. Hani Mustafa ve annesine söylemeden bunlar biz dedi kafede oturacağız, konuşacağız dedi. Ben sırf Aydoğan Bey var diye gelmek istedim, benim için konuşmak istedikleri var diye gelmek istedim. Ve geldiğimde haberim yoktu, Mustafa ile annesi oradaydı. Kafeden girdiğim gibi geri döndüm. Ben böyle bir oyunlarla karşılaşmak istemiyorum. Çok çirkin şeyler bunlar. Ben hastayım diye Mustafa'nın da annesinin de benden özür dilemesini istemiyorum. Onların sadece kendi karakterlerine yapışan şekilde dün benden özür dilemeye beklerdim. Ne olduğunu anlamadım. Peki Aynur. Aynur bak bunu Aynur, yok boş karışmayalım. Bunları geldiğinde konuşuruz. Geldiğinde konuşuruz. Sen Aynur bak güzel bir iki çift laf söylemek istiyor. Almanya'dan senin için gelmiş Talip arkadaş tabii, sana. Ben çok biraz sana da moral olur Almanya'dan şimdi. Benim için geldiği için. Evet. Vallahi şu an göremiyor zaten. Ben bu programı baştan beri izliyorum. Tabii ki sen adımı attıktan sonra açık sözlüğün zaten o kadar çok ilgimi çekti ki sonra o günden bugüne kadar yani o kadar çok şeyler açıklandı ki yani kendini açıkladın nasıl bir insansın, sağlık durumun nasıl diye. Ben gene vazgeçmem Talibim, sende olan duygularım, sevgim. Yani gelirsen çok memnun olurum. Almanya'da bizim imkanlarımız çok. Allah'ın izniyle iyileşirsin. Yani duyuyor musun Aynur bak? Evet duyuyorum. Yani bugün sağlıklıysak ile ki ömrümüzün sonuna kadar sağlıklı olmayacağız. Aynen öyle. Ben insanların bunu görmesini istiyorum yani. Herkes bir engellidir. Bunu unutmamasını istiyorum herkesin. Tabii ki. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani aynen, bugün herkes ben engelli adayı yani. Bunu kimse farkında olmadığı için o da herkes birbirini kırıyor. Hiç gerek yok bence. Evet. İnşallah gelirsin. Hala, konuşuruz. Evet. Anlaşırız. Evet. Tamam peki. Peki Murat'cığım. İnşallah ben de pazartesi günü gelmek isterim Allah nasip ederse. Peki Aynur'cum. Tekrar geçmiş olsun yavrum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Murat'cığım yerine. Hoş geldin Murat tekrar Almanya'dan aramıza. Murat çok iyi bir çocuk. Güler yüzlü de bir çocuk. İnşallah evet. Onun için de herkes hayırlısı. İçin iyi olur. Hayırlısı olsun. Bir şey mi? Evet. Ben Nehir Hanım'a talip olacaktım da hiç tanışmak nasip olmadı. Öyle evet. Bir şey yok. Bunu Aydoğan abiye söyleyecektin. Ekip arkadaşlarımıza söyle. Onlar baksınlar bugün sırada kim var ne var ona göre. Tamam mı? İsmin ne? Ramazan. Ramazan abi. Ramazan bir bekle. Peki Ramazan. Peki. Nasıl gidiyor Nehir? Halime? Nehir bu karış şey. Konuşuyorsunuz. Aklımda. Karar anına geçelim mi? Geçelim. Peki başlasın. Gelelim karara Halime. Gerçi babaannen dışarıda dinleniyor biraz ama. Ben babaanneme bakacağım şimdi. Efendim? Babaanneme bakmaya gideceğim. Onun kararını duymak ister miydin yoksa kendin karar verecek yok, misin şu an? Duymasa da olur ya. Duymuyorum ben de. Anlamadım. Duymasa da olur dedim. Şimdi şey yapar ya üzülür. Sen kendin vereceksin kararı herhalde. Peki. Ne diyorsun? Ben kararım şey olumsuz. Olumsuz. Hı-hı. Neden? Neden? Sana ne? Sana ne ya? Sen bana taktın kafaya herhalde. Bütün izleyiciler yani sürekli... Seninki nasıl olumsuz oldu? Gözde seni niye istemedi? Çağdaş'a mı? Sana mı diyor Çağdaş? Kime dedin anlamadık. Bana diyor o kendisi benim kararım. Niye olumsuz kardeşim? Benim kararım. Bak ne güzel senin için giymiş sarı gömlek, beyaz kot pantolonu. Gelmiş işte buraya. Allah Allah. Niye beğenmiyorsun? Seni niye beğenmediler? Beni kimse beğenmedi diye bir şey yok ki. Sen bana karışamazsın tamam mı? Ben senin bir abin olarak konuşuyorum ben abi, seninle. Ben abin falan değilsin. Karışamazsın sen bana. Allah yolunu baktın aç kessin dedim ya. Neyse peki. Neden diye bir sebebi var mı hayır demenin yoksa sebepsiz mi hayır diyorsun Halime? Ya zaten iyice kafam karıştı bu aralar. İyice bir karıştı yani bayağı İyice karıştı. Kafan karışık. İstersen daha sonra görüşmeye devam edebiliriz diyebilirsin. Bugün kafam karışık ya daha karışık. Sonra. Ya karışık daha sonra biraz kendimi toparlamam lazım. Zaten psikoloğa gittim. Biraz kendine şey yap dedi. Stresten yok, uzak kal dedi. Zaten bundan sonra evet dedese Tolga görüşmez onunla. Yani.
Görüşmez. Biraz programa ara vermek ister misin? Madem yani, bu kadar psikoloğa gidecek kadar yani, sinirlerin bozulduysa. Bence de. İster, yani, yani bu şekilde zaten doğru karar veremezsin. Hı-hı, burada. Tabii, tabii kızım. Doğru hareket edemezsin. Yazık yani, tabii, sana da yazık. Doğru söylüyor, psikoloğa görün. Zaten kendini toparla. Zaten sen şimdiden sonra evet de desen Tolga hayır diyecek. Ben biliyorum. Tolga'yı da tanıyorum. Kesin. Asla evet demeyecek. Bilmiyorum, belki çok yol kat eder, ikna edersen, inandırırsan onu bilemem ama demeyecek. Veya ekip arkadaşlarımıza söylersin de ki benim şeyim düzelene kadar, psikolojim düzelene kadar ben burada sadece oturacağım. Bana talip çağırmayın. Ne zaman kendini hazır hissedersen o zaman tabii devam çocuğum, et. O zaman üzerinde gel. Baskı hissetme yani. Bu şekilde evlilik olmaz tabii. Sonuçta siz kararı. Kendiniz istiyorsunuz burada evlenmek için. Burada zamanınızı burada geçiriyorsunuz. Taliplerinizi bekliyorsunuz. Eğer sinirlerin bozuksa Uğur abinin dediği gibi sağlıklı karar vermene de engel olur bu. Olmaz öyle. Dolayısıyla biraz dinlen. Belki babaannenle gidersin değil mi Uğurcuğum? Yazık. Bu çocuklar da böyle bir efendi çocuklar gelip karşına oturuyorlar. Yani bunlar da hak etmiyor tabii. Böyle lafla tokat yer gibi oluyor onlar da. Üzülüyorlar, gidiyorlar. Tolga bir şey söyleyecek misin? Kendi düşüncesi, kendi tabii. takdiri onun. Tolga'cığım sen yine bir şey deme yavrum. Peki. Peki. Peki Halime, çocuklar. Tamam. Şöyle alalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yeni bir buluşturma. Güzeller güzeli, küçük baharımız geliyor. Küçük bahar. Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok, en son gün bile tarih bizi yazana kadar. Biz de küçük yine bahar dedik. Yine pek güzelsin. Küçük bahar, büyük küçük bahar. Öbür bahar daha küçük aslında, minik daha aslında. Minik yani. Değil mi? Yani, yaş olarak evet. O daha küçük kızımız da ondan. Peki, talibi? Davet edelim. Yasin Bey geliyor. Buyurun Yasin Bey. Hoş geldiniz Hoş Yasin bulduk. Bey. Maşallah Yasin Fransız aktörlere benziyor vallahi. Hoş geldin Yasin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim, iyiyim. Nereden geliyorsunuz? Baycılar'dan. Baycılar'dan. İstanbul'dasınız. Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi benim kendi mağazam vardı. Şu anda bir müddet ara verdim. Öyle mi? Yani çalışmıyorsunuz. Yok, çalışmıyorum. Anladım. Şimdilik. Anneniz babanız beni gördüler mi? Güzel sor. Annemle babam rahat. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Kusura bakmayın. Önemli. Ablam gördü sizi. Öyle mi? Hı-hı. Burada mı? Yok, burada değil. Evde. Burada mı ablan? Yok. Değilmiş. Evde şu anda. Annenle baban ne kadar oldu rahmetli olalı? Allah rahmet eylesin. Annem 2 yıl falan oldu. Babam 6-7 yıl falan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ablanla amin. Yaşıyorsun sen de. Ablanlasın. Ablamlarla kendi evimiz var. Kendi evimiz. Hı-hı. Peki. Sorun, merak ettikleriniz varsa. Siz sorun. Ne sorayım? Mağazası var. Nasıl birisiniz? Sinirli biri misiniz? Kıskanç biri misiniz? Kıskanç Yasin biri. Ne mağazan var? Benim mağazam 1 milyon cukçu gibi bir şey. Yani ucuzluk pazarı. Evet. Ha, güzel. En sevdiğim mağazalardan. Bir gün beklerim. Tam ablamlık. Mağaza devam ediyor mu şu an? Ya şu an ara verdim. Ha, ara verdim mağazaya. Hı-hı. Annem rahmetli falan olunca işler biraz... Terse girdi. Evet. Evet, sorumun cevabını alamadım. Duymadım, anlamadım daha doğrusu. Sinirli biri misiniz? Yerine göre. Yerine göre. Kıskanç biri misiniz? İlla ki. Burcunuz ne? Balık. Balık burcusunuz, anladım. Evlilikten beklentileriniz nelerdir? Güzel soru, bekliyordum. Vallahi iyi bir eş. Daha önce evlilik yapmış mıydınız? Yok. Yapmadım. Yaşınız kaçtı? 27. 27 yaşındasınız. Benim kriterlerimi biliyor muydunuz? Vallahi tam olarak değil. Tam olarak değil, anladım. Ablam görmüş sizi televizyonda. Öyle mi? Teşekkür ederim. Gösterdi. Ben de beğendim. Teşekkürler. Onun göstermesiyle olmuyor tabii. Evet, doğru. En azından bir çay içip konuşabiliriz diye düşünüyorum. Anladım.
Çünkü burada Ayşe'de heyecan yüklüyüm. Evet, doğru. Öyle. Tabii son karar senin. Anladım. Sizin sormak istedikleriniz var mı? Ben sormak istediklerimi sordum. Ya illa ki var da şu anda aklıma gelen bir şey yok. İzmir'de yaşıyorum. Pilates eğitmeniyim. Hı hı. Ailemle yaşıyorum. Bir evlilik yaptım ben de. Biliyorum. 25 yaşındayım. Çocuğum yok. Burcun? Koç. Gayet iyi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yorum alabiliriz. Yoruma geçelim diyor Bahar. Kimden? Sedat Bey yapabilir, Ayşe Hanım yapabilir. Hiç yorum yeni yorumcu yapasıları sensin, yok Murat gibi duruyorlar ama. Hiç yorum özeri de artık veriyorlar. Efendim? Korkuyoruz artık yorum yapmaya diyorsun. Nehir korkuyoruz artık yorum yapmaya diyor. Evet Sedat. Ben her türlü kötü ya da iyi yoruma hazırım. Kesinlikle ben de öyle. Şey değil yani. İsteyen kötü yapabilir. Kötü yorum yapmayın canım. Talibi gelmiş insanlar. Yapabilir insanla de yani. Sorun güzel değil. Şey, o olumlu, olumsuz, güzel bir şekilde olumlu söyleyin. Ya da olumlu. Sen şunu yaptın, Sedat, sen bunu yaptın demeyin. Hakaret olmadı. Seda, ben de söylediğimi biliyorum şahsen. Yani her herkes zaman. Hararet var ama hakaret yok. Sen de öyle, Alaaddin de öyle. Ya şey yapmayın, biraz hanımlar arası o var. Erkeklerde yok. Erkeklere dikkat ediyorum. Erkekler birbirine yapmıyor. Çağdaş da kötü bir şey söylemedi. Halime'ye dedi ki bir abin olarak kızım bak ne istiyorsun? Aslan gibi delikanlı dedi. Bir şey demedi yani. Ne arıyorsun dedi. Ama istemiyorlar hanımlar biraz o yorumları. Evet Sedatcığım. Evet. Yasin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz pardon? Baydılar'dan. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bahar Hanım İzmir'de yaşıyor biliyorsunuz. Biliyorum. Evlendiğiniz zaman nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? Tabii ki İstanbul'da. İstanbul'da söylediniz mi Bahar Hanım'a kabul ediyor mu? Öyle bir şey söylemedim. Yasin Bey diyorum size söyledim hani evlenirsek. Yok söylemedim. Öyle bir şey söylemedim. Onu söylüyorum. Valla Bahar'cığım yani... Ya bizim kültürümüzde zaten erkeğin yaşadığı yere gelinir. Ama Bahar İzmir'de ama yaşamak istemiyorum dedi zaten. İzmir'de... Yok. Ama şimdi Sedat kabul Bey... etmeyenler de var. Biz aday arkadaşlarımızı tanıdığımız için. Tamam. Yani böyle kriterler de var. Hani tam dinleyip konuşsanız daha iyi. Bir de şu. Bahar Hanım arkadaş sakin bir arkadaşa benziyor. Yani işi de var. Ablasıyla yaşıyor. Size şu an de... çalışmıyormuş galiba. Şu an. İş yerim var dedi ama. Bir milyoncu dükkanı var. Varmış ama şu an ara vermiş. Kapandı mı? Bir müddet ara verdim. Bir müddet ara vermiş. Annesini kaybedince biraz ara vermiş. Ya onu yarın isteyeyim açarım yani. Sıkıntı yok o konuda. Ben açıp açmamanızı söylemiyorum. Yok. Yani onları kendi aranızda bir özel olarak da konuşabilirsiniz. Bence sizin üzerinizden Bahar Hanım'a söylüyorum. Evet. Yani ben onu açarım. Sıkıntı değil. Anladım. Biraz daha Bahar Hanım'ı ikna etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ya ikna şu anda zaten heyecanlıyım. Yani peki. Evet. Canlı Çağdaş mikrofonla heyecanlı. Beraber gel oğlum. Gel Çağdaş. Çağdaş gel. Alo de. Alo de. Kim arıyor? Alo. Alo. Sor evet. Bakalım kim stüdyo arıyor. Stüdyoya ses gelmiyor. Sesiniz az geliyor. Alo. Alo. Merhaba Çağdaş. Merhaba. Seda ablama da buradan saygılar. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba yavrum. Gaziantep'ten Gülcan. Evet. Çağdaş Gülcan. Konuş bakalım. Merhaba. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Yaşınız diye. Kaç? 25. 25 yaşındasın. Güzel. Evet. Okuyor musun? Çalışıyor musun? Yok çalışıyorum ben. Çalışıyorsun. 25. Ne iş yapıyor? Ne iş yapıyorsunuz abi. Peki? Çağdaş şu ekrana bak da gözlerini görsünler oğlum. Yok, ben şu an çalışmıyorum. Çalışmıyormuş şu an. Beraber... Daha önce evlenmiş mi sor. Evlilik var mı daha önce? Evet bir evlilik yaptım. Çocuğunuz falan var mı? Yok hayır. Ama evlilik yapmış. Senin kriterinde yok mu evlilik Çağdaş? Yok çocuğum yok. Çocuk yok diyor. Peki duygusal mısınız yoksa gergin bir bayan mısınız? Yok duygusalımdır. Yani neşe dolu bir insandır. Boyunuz kaçtı? 1.75. Anlamadım. 1.75 boylarındayım. Çağdaş kafanı kaldır şu kameraya bak be oğlum yerde ne arıyorsun ki? 1.75 boylarında. 1.75. O civarlar. Ha.
Ha, şöyle kameraya evet. bak. Normalde evli bayanla pek şey yapmıyorum ama siz yine de bir gelin. Ha, şu ışığı yanan kameraya bak. Ne zaman gelebilir? Bakmış. Pazartesi gelir mi? Bir sor bakalım. Gaziantep'ten gelecek çünkü. Ne zaman gelebilirsiniz? Ben pazartesi Allah'tan bir şey olmazsa gelirim. Güzel. Pazartesi. Güzel. Evet. Bir de son bir şey soracağım. Tabii. Evlilik ne kadar sürmüştü? Evlilik bitmesi 6 yıl oldu. 18 yaşında bir evlilik yaptım ben. Ha. İstemeyerek evlilik. Biteli 6 yıl olmuş. 6 evet. yıl. Tamam, siz pazartesi gelin bir görüşelim. Peki Gülcan, güle güle. Gaziantep'e evet, sevgiler. Gülcan, teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Tolga gelsin. Tolga gel. Evet Tolga, telefonun var senin de. Bir alo de bakalım. Buyurun, bir alo de çocuğum. Merhaba. Alo. Dur gelir. Ses. Alo. Düştü mü acaba? Düştü. Tolga cazibene dayanamadı. Düştü oğlum. Düşmüş. Evet Çağdaş. Halime burada mı diye baktım. Çünkü biraz önce senin küpene müpene bir şey laf söyledi. Arkadaşlar burada lütfen birbirimizin küpesine, sakalına, sonuçta... saçına, başına, kıyafetine söylemeye kimsenin laf söyleme hakkı yok. Bunlar yanlış şeyler. Ben onun adına özür diliyorum. Kusura bakma. Estağfurullah. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani ben buraya gözlükle çıkmamın sebebi yani gözümün bir şey aldığından değil. Göz punktonlarından ameliyat oldum. İsteyen gözlükle, isteyen küpeyle, isteyen sakallı. Gözlerimden ameliyat oldum. O yüzden ışıklar çok fena göz yaşlarıma akıtıyordu yani. Herkesin kendi seçimi, isteği bu işler. Şu an iyi. Peki Bahar'ın görüşmesi sürerken yeni bir arkadaşımızı tanıştıralım. 37 yaşında Zehra geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Zehra. Teşekkür ederim, sağ olun. Kendini tanıt hayatım. Merhaba, ben Zehra. 37 yaşındayım. Ha? Evet. Bir evlilik şey yaptım. Mi? Çocuğum yok. Evet. 7 yıl süren bir evliliğim oldu. Evet. 4 yıldır resmi olarak boşanmış bulunmaktayım. Hı. Programa Trakya'dan katılıyorum. Kırkareli Baba Eskiliyim ben. Evet. Nasıl adaylar, nasıl talipler gelsin? Kendine güvenen, dürüst... İşi gücü yerinde olan 40-45 yaş arası taliplerimi bekliyorum. Çocuklu çocuksuz? Çocuklu olabilir. Hı. Konum olarak, yerleşim olarak Trakya bölgesi, İstanbul içi, Ege bölgesi olabilir. Hı. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Başka söyleyeceğim şey. Sadece bir konuda açıklama yapmak istiyorum. Tabii ben ki. Eşimden ayrıldıktan sonra 4 yıl ayrı yaşadım. Tek başıma yaşadım İstanbul'da. Sektörüm tekstil benim. Hı. Bu yüzden çalıştığım ortamlarda çoğu arkadaşlarıma, çevreme bekar olduğumu söyledim. Sadece bu benim kendi kişisel bir sorunum. Hı. Rahat ve huzurlu, güvenli çalışabilmem adına böyle bir şey yaptım. Ben şimdi program başında, ekran başında beni izleyen arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. Hı. Kesinlikle kötü bir niyetim yoktu. Kesinlikle beni ön yargılı davranmasınlar, bana yaklaşmasınlar. Hepsini çok seviyorum. Çok değer verdiğim, saygı duyduğum kişiler var. Hepsinden çok özür diliyorum. Şimdi ben anlamadım, dur. Bir nefes al. Bekarım demişsin. Bekarım demişsin. Bekar değil miydin? Zaten. Bekardın zaten. Evlenip ayrıldım. Evlenip ayrıldım. Hiç evlenmediğini söyledim. Hiç evlenmediğimi söyledim. Bu yüzden herkesten çok özür diliyorum. Tamam. Ama bir evlilik yaptım, çocuğum yok. Evet. Peki. Bu şekilde. Peki. Peki, aramıza hoş geldin. Şöyle alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Oğuz'un annesi niye stüdyoyu terk etti? Ne oldu? Ne oldu Oğuz'un annesine? Oğuz'un annesi niye terk etti? Anlamadım orada. Gitti, kalktı. Efendim? Rahatsızlandı. Ne oldu Oğuz annene? Sana mı kızdı? Sana mı kızdı? Ne oldu? Uğur Bey, o şekilde değil. Sabahtan beri burada bekliyoruz. Adayımız, yani birisine aday olduk. O arkadaş da orada bekliyor. Şimdi bu çıkartılmadı ya, size de saygıda bulundu, söyledi. Ama saati, dakikası bitmedi. Var ya, dakikası daha... vardı abi, ben ona bir şey, Seda Hanım, ben ona bir sizin şey demiyorum. Sizin görüşmeye daha 17 dakika var şu Hayır, an. Ona bir şey demiyorum. Dün de ya, yanlış anlaşılmasın. Dün de siyaset, yani Fura biraz siyaset meydanına döndü. O ona bağırdı. Yok, birisi hastayım dedi. Öyle oldu, böyle oldu. O gün de alınmadık. Ama şimdi bugün de böyle olunca. Şeyler olabilir bazen öyle. Ya hayır. Bir dakika. Sürpriz bir dakika. Ben bitireyim olabilir. Ondan sonra. Bir dakika. İşte dün yine ya bir dakika abi, ben sana bir şey söylemiyorum şimdi.
Ben bitireyim ondan sonra. Ben bitireyim abi bak. Mikrofon ben senden yaşça küçüğüm. Mikrofonla konuş. Mikrofon, mikrofon, mikrofon. Nerede öbürü? Heh, al. Evet. Ben bir cümle söyleyeceğim sen bitir. Ben bu programa daha önce de katıldım. 20 gündür buradayım bir talibim gelmedi. Bir gün de ağzımı açmadım abi ne oldu ya? Bu abi ben size onu açıya başım demiyorum. Şimdi bak, herkese haksızlık yapıyorsun. Ya abi, ne haksızlığı yapacağım bak, abi ben ya? Sabahtan beri herkese eleştiri yapıyorsun. Sen kendine eleştiri yaptırmıyorsun. Alettin Bey, bir dakika Alettin Bey ya. Abi ne kadar mikrofon sevdanız var bir saniye. Tolga gel annem. Gel çocuğum. Mikrofonu al. Sakin ol Oğuz. Görüşeceksin merak etme. Alo de. Görüşeceksin. Merhaba. Evet. Alo. Alo. Merhaba Tuğuz Ali. Merhaba. Evet. Ay şu an çok heyecanlıyım sizinle konuşmak. İsminizi çok söyler misiniz efendim önce? Çok heyecanlandım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? Tuğba. Benim adım da Tolga. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nerede çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Ben de heyecanlıyım. Oğlum, sorun değil. Tuğba nereden arıyorsun yavrum? Trabzon'dan arıyorum Seda. Trabzon'dan. Kaç yaşındasın? 25 yaşındasın. Evet. Tolga'yı arayacağını annen falan biliyor mu çocuğum? Evet biliyorlar. Ben Tolga Bey'i çok önceden görmüştüm. Evet. Bir ara ara verdi. Olmuştum. Doğru. Evet. Yani o zamandan beri aklımda da bir sürü yani heyecandan bir sürü cesaret edip arayamadım. Tolga, Tuğba heyecanlı sen sor. Evlendin mi ayrıldın mı çocuk mucuk? Evet çok heyecanlıyım. Evlendiniz mi daha önce? Hayır evlenmedim hiç. Trabzon'da yaşıyordunuz. Ailenizin evet. Haberi var değil mi beni aradığınızdan? Evet var, evet. Peki ne zaman gelebilirsiniz davet etsem? Valla bilmiyorum ki çok heyecanlıyım. Valla bugün deseniz bugün geleceğim de. Pazartesi gelsin Allah'ın izniyle. Pazartesi gelin o zaman. Pazartesi bekliyorum tamam, sizi. Tamam olur. Tamam olur. Tamam iyi günler. Peki Tuğba. Güle güle. Güle güle Tuğba, bekliyoruz pazartesi günü. Tolga'nın kısmeti açıldı vallahi. Halime'ye talip olarak geldi. Hayır cevabı aldı. Türkiye'nin dört bir yanından talip yağıyor Tolga. Peki, bahar kararına geçelim mi yavrum? Geçelim. Başlasın. Beyefendiye geldiği için teşekkür ederim ama olumsuz. Peki. Peki. Hayırlısı olsun. Öyle anlıyoruz. Farklı adaylarla devam ediyor Bahar Kağan. Evet. Yeni bir buluşturma. Dilara geliyor. Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip son yarış. Bana ne aman ben anlamam. Kapını sallı inceş. Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip son yarış. Hoş geldin Dilara. Talibim var. Oğuz bir görüşme daha var bundan sonra. Ondan sonra sizin görüşme var. Demiyorum. Anneni Allah aşkına ya bak ben anlatmak tamam, istediğim tamam. Başka oo, bir şey. Tamam tamam 5 saat konuşamayız. Dur işte zamanı yiyorsunuz bak böyle yiyorsun bekle. Kemal geliyor. Var ya sen de bu dağlara yanarım. Var ya gözümü kırpmam yakarım. Var ya aşkına ömrümü adarım. Var ya ben var ya. Merhaba. Hoş geldiniz Kemal Bey. İyiyim sağ ol. Dilara Hanım'ı dün izlediniz herhalde. Dün evet talip olarak. Kime talip olarak gelmişsin Dilara dün sen? Ayberk. Ben? Ayberk. Ayberk'le izlemiş ve talip olarak gelmiş beyefendi. Buyurun evet. Efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Siz nasıl? Kısaca kendimi tanıtayım size. 48 yaşındayım. Pencere işleri yapıyorum. Panjur, alüminyum dorama. Karşıda Kadıköy'de oturuyorum. İstanbul doğumluyum. İstanbul'da. Evlendim, ayrıldım. Çocuk var mı? 3 ay evli kaldım ben. Çocuğum da olmadı. 10 sene önce boşandım. 10 senedir bekarım. Sizi gördüm, beğendim. Size yakınız yani. Siz de evlendiniz, ayrıldınız herhalde değil mi? Evet. Çocuğunuz da yok. Yok. Şimdi arada bir yaş farkı var. Aslında ben tereddüt ettim de. Evet. Bir şansımı deneyeyim dedim. İyi. Kaç yaş var arada Kemal Bey? Ben 48'im abi. Siz 33 müydün? Evet. 33 değil mi? Dilara kaç yaşındaydın? 33. 33. 48-33. 15 fazla değil. Evet. Dilara bir daha. Ama hiç 48 gözetmiyoruz siz. Göstermiyor muyum? Aa. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok iyidirdiniz. Göbek farkı var, burun farkı var, yaş farkı var aramızda yani. Başka bir fark yok. Evet. Valla başka sorun söyleyeyim. Ben dün izleseniz belki anlattım.
Nasıl? İstanbul içi dedin değil mi? Kadıköy'de oturuyorduk karşıda. Yalız mı anne, aile evim? Annem babam da İzmit'te oturuyor. Orada da evimiz var. Siz buradan yalız yaşıyorsunuz. Ben burada yalnız yaşıyorum, evet. Burada geçici olarak kalıyorum. Şimdi müteahhite verdik evi. Kentsel dönüşüm bölgesi olduğu için orayı ben idare ediyorum şimdilik. Kendi evin olsa size ait ev mi? Evet. Kendim derken benim üstüme değil, babamın üstüne. Babamın üstüne. Babamın üstüne. Yani şimdi müteahhite verdik evi. İşte anahtar tesliminden sonra herkes istesini alacak üstüne. Kardeşim vesaire. Yani bir iki sene falan kirada falan kalacağız. İleride bu da olacak tabii. Duymuyorsunuz değil mi? Tamam, ne dediniz pardon. En son? Anlamadık orayı. Yani bir iki sene kirada kalacağız. Deprem bölgesindeyiz. Müteahhite verdik. Ama iki sene orada yaşayacağım. Ondan sonra yeni evimize taşınacağız. Taşınacağım. Yani ev sorunumuz yok. Mesleğimi de söyledim. Ama... Alkol falan var mı? Alkol olabilir. Alkol? Evet. Vallahi eşki. Yalan söylemedim ama alkolik değilim. Ama çok özel günler... O kadar var yani. Bağımlı değilim. Evet, alkol konuşmayalım mümkünse. Evet. Burada sağlığa zararlı şeyleri konuşmuyoruz. Evet. Şimdi... Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Beylikdüzü'de, İstanbul'da. İstanbul'da? Hı. Sizin aileniz nerede? Benim ailem memlekette. Uygur'da. He, orada. Hı. Burada kimseniz yok? Hayır, kimse yok. Yalnız. Evet. Vallahi böyle işte. Ailenizdekiler biliyor mu beni? Sultanız bana terf edip geldi. Evet, evet. Haberi var, evet var. Ha. Peki onları beğenecek mi? Beni kabul edecek mi? Böyle. Niye beğenmesin ki ya? Ya mesela ben yabancı olarak ben örüp adetlerimiz biraz sorun olur. E senin çocuğun olsa birinden hoşlansa desteklemez misin? Yani demek kararsız değil mi? Nasıl? Kararsız vereceksin değil mi? Kararsız de yani. Anlamıyorum ki. Anlamıyorsun. Siz nasıl anlatayım? Başkalar karışmaz ailenizde değil mi? Yok, karışmaz. Biz de duymuyoruz. Benim özel hayatım pek kendi karışmazlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ama destekler. Kendi kararını destekler. Aile bir sorun olmaz. Ben zaten ayrı yaşıyorum annem babamla. Onların İzmit'te evi var. Bizim de evimiz var Kadıköy bölgesinde. Ben burada yaşıyorum tek başıma. Yani nasip olursa eğer kabul ederseniz evlenirsek burada yaşayacağız. Yani kentsel dönüşüm dolayısıyla yıkım falan olduğu zaman tabii ki bir iki sene kirada kalacağız. Bu sorun da var yani ileride. Evet, anladım. Karar alalım mı? Karar alana geçelim evet. mi? Peki, başlasın. Evet, kararı alalım. Ben beyefendiye teşekkür ederim. Kararım evet. biraz olumsuz. Olumsuz. Biraz olumsuz oldu. Tamam. Evet. Teşekkür Peki. ediyoruz. Sağ olun. Şöyle alıyoruz. Teşekkürler. Evet, gelelim. Gelelim Oğuz'un görüşmesine. İlk önce Merve geliyor. Buyurun Merve. Şükürler olsun. Ben talibim var deyince sana biri talip geldi Uğur sandım. Uğur Bey, ben onu demek istemiyorum. Ben açıkçası size şunu söylemek istiyorum. Kusura bakma Merve, sen de orada bekledin ama. Birincisi, ben diyorum ki arkadaşlar diyorum. Bak, cuma günü ben... Yani Oğuz'un bugün... annesini getirin stüdyoya arkadaşlar. Geldi, terk etmiş diyor stüdyoya. Geldi mi? Oturuyor. Nerede? Önde. Tansiyonu tamam. yüksek. Yani o sinire gelemiyor annem de benim. Şey alın. Şunu evet. söylemek istiyorum Uğur Bey. Evet. Birincisi, ben bugün... Sondum. Gece vardiyasından gündüze döndüm. Sırf tamam. Seda ablanın dediği gibi. Kendim için de olsa, sizin için de olsa ben sabahın köründe buraya geliyorum. Diğer arkadaşlar da beni eleştiriyor. Ben onun için demiyorum. Ben beklerim. Onun sorunu değil. Tamam. Ben birisine talip olduysam dün beni buraya ektiler tamam. abi ya. Tamam. Hadi tamam. görüşün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve. Kusura bakma yani stresini... Kusura baktım valla ben. Gergin biraz. Oğuz'un gergin evet. zamanına denk geldin Merve. Kusura bak. Ya burada insanların vaktini almasınlar.
Hani biz de arkada bekliyoruz. Evet. Yani Merve'nin dediği gibi ben yani hani yorum yapacaksak beklediğim bile için azar azar yolunu yapalım. Yani bir daha yeter biraz insana. Efendim? Bir şey söyleyeceğim Bahar abla. Ben senin burada 40 saat, yani 4 saat, 5 saat konuştuğumu İnsanların biliyorum. İnsanların vaktini çalmayın. Biz sana bir şey söylüyor muyduk ablacığım? Ya da Özer abiye bir şey söylüyor muyduk? Yok. Mikrofonsuz konuşmayın arkadaşlar. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben 30 yaşındayım. Evet. Kars'tayım. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da çalışmaktayım. Özel güvenlik şirketi üzerinde çalışıyorum. Kendi ailemle oturuyorum. Biliyorsun bu şekilde yani. Kendimi böyle tanıtabilirim. Varsa sorun sor, ben de cevaplayayım. Bu arada kusuruma bakma. Şu anda stres, sinirden dolayı böyle görünüyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Ben özel güvenlik sektörü üzerinde Tuzla'da çalışmaktayım. Merve, annen Oğuz'a onay verir mi? Beğenir mi? Vallahi sen çünkü annene sormadan hareket etmiyorsun, biliyorum. Konuştunuz mu siz? Bir diyalog olmuş aranızda. Evet, İyi. Konuştuktu İyi. Zaten. İyi. Oğuz iyi bir çocuk. Hani biz bak, aslında yanında. Evet. Efendi çocuk, işi gücü belli. Annesi yanında. Ama ben 20 ile 25 yaş. Sen de annene önem veriyorsun. Siz 30 yaşındasınız. Sen kaç yaşındasın Merve? Ben 19 yaşındayım. 19. Evet. Sen kaç yaşındasın Oğuz? Ben 30 yaşındayım. 30. Evet. Ama Oğuz genç duruyor. 25 genç gibi yani ya. Oğuz. Genç bir çocuk. Ya saçları beyazlamış yani. Saçlarını bir insanın saçları beyazladıysa... Bak. Ben şimdi... 20 ile 25 yaş aralığında dedim bir de. Anlama, saçlarını mı beğenmedim dedin? Saçları beyazlamış dedim. Saçı beyazlamış. Aa. Şimdi gençlerin çok erken beyazlıyor ya saçları. Ya... Var, bak bizim. Coşkun'un saçlarına 28 Coşkun. Yaşında saçı beyazladı adam. Daha gencecik. Anne ne diyorsun saçı? Bizim ailemizde var. Ailemizde erken oluyor. Yoksa küçük, vallahi genç, daha küçük geç. Duruyor. 30'dan küçük soydan duruyor. Soydan gelme. Ya yaşını efendim? Gösteriyor. Soydan gelme saçları, soydan gelme. Soydan. Bizim ailemizde var öyle. Genç yaşta beyazlıyor 20'li yaşlarda herhalde. Efendim anlamadım. 25'ten sonra beyazlar bazen evet, oluyor öyle genetik olarak. Evet 25'ten sonra beyazlaşır. Doğru. Evet. Bak Mustafa'nın da beyaz da yanları, o yüzden yanları kestirdi. Şimdi bir yorum yapmayın, bir bekleyin. Allah aşkınıza bir konuşsunlar. Ya ilk öncelikle Merve, ben şunu sormak istiyorum sana. Tabii. Daha önceki tabii. kararların farklıydı. Şimdi neden böyle oldu? Ben ya onu... Bak, yaş kriteri... Yaş kriteri değil. Bak, ben 25 ve... Ben açıkça konuşmak istiyorum. Ben açıkça konuşmak istiyorum. Uğur Bey bir şey anlatabilir miyim? Dinleyelim, Oğuz'u dinleyelim arkadaşlar. Ben bazı arkadaşlarla Merve Hanım'a ulaşmaya çalıştım. Allah aşkınıza üst üste biniyor. Dur Oğuz'cum. Heh şimdi Oğuz. Evet. Ben Merve Hanım'a ulaşmaya çalıştım. Kendisiyle görüşmeye çalıştım. Evet. Yani nasıl? Yani ben size talip olsam... Yani kötü bir niyetim yok. Eğer burada evlenecek engel programına katıldıysak güzel. Yani içimdeki duyguları sana dökmek istedim. Güzel. Halime'ye nasıl insanca geldiysem çiçeğim elimde geldim. Tamam. Söyledim olmadı. Olmayabilir sonuçta evet, olabilir. İlla insan birbirine zor evlendirmez. Merve'yle ne oldu çocuğum? Sonra geldim Merve'ye dedim ki Merve böyle böyle çıkacağım dedim. Evet. O da dedi ki tamam dedi çıkar konuşuruz dedi. Evet. Onaylayacağım dedi. Çay içeceğiz dedi. Ona göre durumunu söyleyeceğiz. Bir anda neden döndü ben ya bunu ben anlamadım. Ben dönmedim. Mal tamam, varlığından ben, dolayı mı? Ben evim yok, arabam yok ondan dolayı mı? Yani ben bunları bilmek istiyorum. Ben insanla... doğru söylüyor çocuğa. Anlat bunları yavrum. Ya ben yani bazı insanlarla oyun oynanılmaz. Hayır buraya ben dışarıda, insan, dışarıda konuşmak istemedim. Ben burada bak, konuşmak ben istedim. Seninle o yüzden burada konuşuyorum. Ya benim de o yüzden konuşmak istedin de. Bana neden dedin ki tamam oraya çıkalım ben sana söz veriyorum tamam, dedim. Tamam ben dışarıda beraber konuşmak istemediğim dedim. İçin burada konuşmak istediğim için. Burada Merve bak sen çift oynuyorsun. Bak buna emin ol sen çift oynuyorsun. Sen burada eğer evlenmek niyetinde olsaydın başkalarından araba istemezdin. Evi üstüne yaptırmak istemezdin. Ben öyle bir şey bunu istemiyorum. Bunu asla unutma. Ben öyle bir şey istemiyorum. Öyle bir şey mi istedi ki Merve niye öyle diyorsun? Ben şöyle bir şey söyleyeyim abicim. Benim... Evet. Ya ben benim, sana ya, olumsuz bir dakika, dedim bir dakika. Mi? Olumsuz dedim mi? Konuşuyoruz şu anda. Hayır bak, bak kapatmaya çalışıyor şu anda konuyu. Bir tanık önce. Ama bir dakika ya abicim ben bazı demedim. Şeyleri bak ön yargı değil bir dakika. Bir şu dakika. Anda konuşuyoruz ben kendi yani. Konuştuklarını anlatıyor bir dinleyin ama. Bak ben konuştuğum zaman oturdum dedim ki Merve dedim bak sana talip olacağım. Yalan şey gerek yok. Mustafa'nın annesi annem yan yana oturdular kızım o sana talip olacak. Ne diyorsun olur mu olmaz mı? O da demiş ki annemle Mustafa'nın annesine açık ve net. Bende yalan yoktur ben böyle büyüdüm böyle de giderim. Demiş ki tamam otururuz çay içeriz konuşuruz. Bir anda neden döndü? Bazı insanlara dediği ya gibi ben benim üstüme ev yaptır demediği için mi? Ya da beyaz eşyalarını evine aldırtmadığım için mi? Dur bir dinleyelim kızı niye döndü be oğlum? Ya ben dönmedim şu anda konuşuyoruz anlatabiliyor muyum? Ben anlaşmak istiyorum seninle. Anlaşmak istediğin sen şimdi az önce bir anda şimdi kendin dönüyorsun ben farkında mısın? Ben burada konuşmak 90 istiyorum derece seninle. Dönüyorsun. Dışarıda konuşmak istemedim burada konuşmak istedim.
Merveciğim ne oldu annem? Oğuz'cum bir de Merve'yi dinleyelim. Olsun. Bir dakika dur, ne oldu çocuğum? Ya ben Oğuz Bey'le dışarıda konuşmak istemedim. Hani burada konuşmak istedim. Mikrofonun yok. Ayşem. Anne, dur mikrofon verelim sana anne. Anne bir şey diyor. Anne al mikrofonu. Ne oldu anne? Bizle beraber servise bindi gitti. Tamam. Çay içti. Ben ona söyledim. Dedim evet. Kızım sen bizi düşük yapacaksan hiç çıkma. Eğer Oğuz'la güzel konuşacaksan, anlaşacaksan beni hiç say. Ben hiç aranıza girmeyeceğim dedim. Güzel. O zaman dedim Oğuz'u beğenirsen yani... çık. Yoksa çıkma benim olma da söz verme. Aynen öyle söyledim. Merveciğim çok güzel konuşmuş bak Oğuz'un annesi. Aynen öyle söyledim. Annemi konuştuğu, annem konuştuğu zaman yemin ederim Seda abla. Söz verip ayıptır böyle göstermesin yani saygısızlık olmasın. Bu bir büyük bir kadına yapılır mı ağzından aşkına? Bu ne? Bu ne demek? Niye öyle yaptın Merve? Başım ağrıyor, kulağını kapatıyor. Benim ben olayım Mustafa'nın annesi olsun, yani annem olsun. Ya bir büyük insanlara hayatta bu yapılmaz ya. Benim başım ağrıyor da annen konuşuyordu. O yüzden, evet yaptım. Oğuz bak bırak artık tamam. Ya beni burada teşekkür etsin Oğuz Bey. Kalkıyorsun. Ya bunları biliyorsun değil. Ben kime orada... kızdınız? Bunları biliyorsun, niye talip olarak Özer abi bak ben sana şunu söyleyeyim. Konuştuk, gelirdi. Bak, buraya geldiğinde yaptım şey, tamam buraya geldiğinde yaptı. Bak, niye çıkıyorsun o zaman hala? Ben niye çıktığını, ben bunu diyorsun. Ortaya koymak istedim. Sırf bunun için uğraştım. Abi yanlış. Dur lütfen. Neden yanlışım Özer abi? Bir kere burada peki o zaman ben yanlışsam ben de o zaman size bir eleştiri yapayım. Bunca ya. Zamandır bir türlü kavuşamadınız. Siz neden devam ediyorsunuz? Oğuz şimdi onu bırak abi. O ayrı bir konu. Başka senin meseleni. O ayrı. Şimdi başka mesele o. Evet bak. Dışarıda görüşmen çok yanlış. Aynen. Evet, çok benimle yanlış dışarıda görüşmek istedim. Peki o zaman benimki yanlış oldu. Neden görüştü benimle? Hadi ben yanlış yaptım. Sen anneni de alıyorsun gidiyorsun dışarıda görüşüyorsun. Ben sadece bak yanlış. Şunu söylüyorum. Ya neresi yanlış? Hadi ben yanlış yaptım. Merve. Ben daha yeni geldim bu programı. Bilmiyorsam bunun üçüncü talibiyim. Onu bilemeyecek kadar bir insan mı ya? Hadi ben yeniyim. Oğuzcuğum bir şey söyleyebilir miyim sana? Şimdi şu Özer'le Bahar olayını kapat. Bitti. O konu finish. Tamam mı? Habire Oğuz ve Ece, Bahar ve Özer deme bitir. Senin en büyük, senin hatan burada ne biliyor musun? Ona şans verip tekrar buraya getirmen. Merve'nin de en büyük hatası... Anneye saygısızlık yapıp sen de bunu kaylanarak tekrar karşısına geçmen. Ben onun kaylanmamın sebebini biliyor musun ablacığım? Ben sana açık ve net söyleyeyim. Burada mesela siz, sen evlenmek için geliyorsun. Doğru elbette değil ki mi? Hepimiz buraya bak, evlenmek için geliyoruz. Bir dakika ben bir şey anlatacağım. Evlenmek için geliyorsun. Ne istiyorsun? Mutlu bir yuva. Elbet. Çocuğuma bakabilmek. Aynen. Güzel bir eşim olsun. Evet. Hayatımı güzelce sürdürmek evet. istiyorsun. Doğru mu? Evet. Maddi hayattan bir şey istiyor musun? Ev, araba istiyor musun? Hayır bir beklentim olmadı hiçbir zaman. Hayır istiyor musun? İstemiyorsun. Hayır, doğru değil mi ablacığım? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bazı insanlar var burada. Örnek Ayşe'yi de bugün küçümsediler. Başka bir abiyi daha küçümsediler. Şimdi ben bir şey anlamadım Oğuzcuğum dur. Sen şimdi Merve'ye bir dön. Bunları mı talep etti Merve yavrum senden? Ablacığım bak ben sana şunu söylüyorum. Bunları talep etmesi önemli değil. Peki ben ama sen hiç Merve'ye sormadın. Bak habire bizle konuşuyorsun. Ama hangisine Merve... laf yetiştireceğim işte tamam, abla. Bırak sen dönüp de sorarsan laf tabii sana. Ben sormadım ki onlar soruyor. Şimdi Merve'ye hiç demedin. Ben hala şunu bekliyorum. Uğur da bunu bekliyor. Merve kafanı ne karıştırdığının cevabını alamadı. Sormuyorsun söyledi, yaş kıza. Farkı dedi ablacığım. Yaş farkı dedi az önce. Ben sana hayır demedim. Bir dön kıza bir konuş. Hayır demedim. Benimle konuşmuyorsun. Onlarla demedi konuşuyorsun. Daha bir bana şey. Niye geldin ki? Ben onlarla sana geldim. Konuş o bak, zaman. Ben sana dün ne dedim Merve? Ben dedim arabada yan yana oturduk kız. Sen sana söylemedim. Ben sana nasip tamam, olursa. Ben bak ben orada konuşmak istemiyorum dedim. Buraya gel burada konuşalım demedim mi ben sana? Orada konuşmak istemiyorum dediysen peki neden çık dedin beraber bir çaya çıkalım dedim. Tamam peki, çık bu konuşmak... dedim belki olumlu olur diye dedim anladın mı? Ya tamam Oğuz konuşsana kız bir şey demiyor yani bir konuş. Ya bir şey söyleyebilir miyim özür diliyorum. Kusura bakmayın. Allah. Ben burada oyun oynamıyorum. Ben ya. Eğer evlenmeye geldiysen burada tamam, insanlarla dalga geçmiyorum. Benimle de dalga geçilmesini istemiyorum. Bitti. Kusura ya bakmayın. Ya seninle kız dinliyor seni. Dalga geçmiyor ki. Oğuz nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Kendi kendine talip oluyorsun. Bir durun. Kendi kendine Merve konuşsun. Mikrofonun yok ya. Duyamıyoruz teyzeciğim ne dediğini. Mikrofonun olmadığı için. Mikrofon ver kadını tutacağına. Mikrofon verelim teyzeye. Dur mikrofonu verecek mikrofonu dur. Tövbe yarabbim tövbe. Teyze ne dedi? Gitti. Hay Allah. Duyamadık ama tamam. Peki, peki. Merve'yi dinleyelim bir durun. Merve ne oluyor? Ben ne biçim şey biz anlamadık bu adam gelin oldu güvey oldu gitti sonra ne oldu? Ya ben hani karar vermedim. O seyircilerle konuşuyor. Hani... Efendim?
Peki şimdi diyor ki benimle dalga geçti gitti, dalga geçiyor diye, kızı sen dalga yok, mı geçtin bu çocukla? Yok kesinlikle öyle bir şey yok. Ben sadece dışarıda konuşmak istemediğim için, burada konuşmak istediğim için herhalde beni yanlış anladı. Bu meseleyi bilen var mı aranızda, ne oldu ne bitti? Kimsenin bir şey bildiği yok. Mustafa'nın annesi biraz bir şey biliyor. Ne oldu Ayten? Anlat hayatım. Sabahtan geldik, orada bekliyorduk. Heh. Araba. O kız geldi, Oğuz geldi. Kalp var, 3 tane elde kalp var, bir küçük küçük. Buna yapıştırıyordu. Yakındı. Buna yapıştırıyordu, bu da istemem dedi. Şöyle kapatıyor, Oğuz da dinlemiyor. Ha. Oğuz da dedi, anne dedi, öyle aşağı gidin ben konuşacağım. Hiç kız konuşmuyor yani. Kulakla kapatıyor. E niye talip oldu Oğuz Merve, buna? Evet. Kızım, benim... O zaman. Kendisini dinlemeye şey olmayan insanı... Ya ben istiyorum, hani olmasını istiyordum ama Oğuz Bey bırakıp gitti, terk etti. Peki tamam. Merveciğim şöyle yerini alıyoruz seni tekrar yavrum. Tribünden evet. Zehra değil mi? Zehra gel, telefonum var. Evet, dikkatliyin oradan. Bir de mikrofon verelim Zehra'ya. Mikrofon verin. Tamam. Dön hayatım şöyle. Yavaş düşme. Şöyle dön, merhaba de. Evet. Alo merhaba. Mikrofonu yakın tut. Merhaba. Metin Bey. Metin Bey merhaba. Merhaba Zehra Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi çok iyi gördüm ekranda. Çok beğendim. Çok hoşuma gittiniz. Teşekkür ederim. Yani size talibim. Nereden Allah arıyorsunuz? Ama kriterlerini söyle. Neredesiniz de? Nereden arıyorsunuz beni? Ben İstanbul Ümraniye'den arıyorum. Evet. Evet. Evlenip ayrılmış bir çoluk çocuk, sor yani bunu. Yani kendi iş yerim var. Yani şükürler olsun. Yani kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Tamam. Evlilik yani, yaptınız mı daha önce? Ben... Evlilik yapmadım, öyle söyleyeyim size. Yani şöyle diyeyim ben size. Yani sizden bir iki bilgi alabilir miyim? Yani evlilik yaptınız mı? Efendime söyleyeyim. Az önce bir evlilik geçirdim de demiştiniz. Evet. Ne kadar uzun süre mesela, kaç yıl sürdü evliliğiniz? Benim 7 yıl boyunca sürdü. Aha. Anlaşamadık, bitti. Anlaşarak ayrıldık zaten. 4 yılda bekarım. Çocuğum hı-hı. yok. Evet efendim. Hmm. Ne iş yapıyordunuz anlamadım ben. Ben erkek kuaförüyüm. Erkek kuaförüsünüz. Yani kendi iş yerim var yani. Kira değil, kendi iş yerim. Anladım. Güzel. Yani sizi ekranda gördüm, talip oldum. Yani çok beğendim sizi. Zehra çağır gelsin, davet et. Peki nerelisiniz? Pardon, nerelisiniz? Zehra onları İstanbul burada konuşursun efendim. Ya. Zehra gelince konuşursun. Bir çağır zaman, da gelsin. Ne zaman gelirsiniz? Hadi. Yani ne zaman istersiniz beni, nasıl siz olursa? Ne zaman uygunsanız. Ya işte sen bilirsin yani, bir ara gel. Pazartesi günü olur mu? Olur. Olur. Güzel olur. Ben bekliyorum. Hadi Zehra. Görüşmek üzere. İyi günler, kendine iyi bak Zehra Hanım. Benim aklım... Nehir geliyor. Şaşkın sana ben dedim, sen ne yaptın? Dün gece gördüm seni, ters yola saptım. Bin o yana bir bu yana, yanıma şaşkın. Tenhalarda, tenhalarda bitmiş aşkım. Nehir talibim var. Demek seni de şaşkın görüyorlar he Nehir. Ay benim şaşkın kızım. Peki, Nehir'in evet. talibi Ramazan geliyor. Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Param pulum yok ama, kalbim uruktur sana. Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Param pulum yok ama, kalbim uruktur sana. Hoş geldin Ramazan. Merhaba, hoş geldiniz. Bulduk. Teşekkürler, sağ olasınız. Nereden geliyorsunuz? Ümraniye İstanbul. Ailenizin haberi var mı geldiğinizde? Var, var. Ne iş yapıyorsunuz? Boya dekorasyon işiyle uğraşıyorum. Ha. Dekorasyoncuyum. Anladım. Daha önce evlilik yaptınız mı? Yok, yapmadım. Ben evlilik yaptım biliyorsunuz. Biliyorum. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum, babam ayrı. Anladım. Ailem. Anneniz ne düşünüyor benim için? Ailem hoş buldu, iyi buldu. Git oğlum dedi. Bir şansını dene dedi. Konuştuk. Anladım. Yani anlaştık. Anladım.
Valla ne diyeyim, her şey nasip kısmet. Amin inşallah. Beni görmüşsünüz, beğenmişsiniz, gelmişsiniz. Evet, beğendim. Ne diyeyim? İşiniz, yani çalışıyorsunuz şu an değil mi? Devamlı evet. Bir iş. Tabii ki. Anladım. Devamlı. Ben biliyorsunuz evlenince kayınvalideyle oturmayacağım. Evet biliyorum, ayrılacağım ben de zaten. Yani ben çünkü ilk evliliğimde falan kaynanamla çok çatışmalarımız olduğu için. Evet biliyorum. Yani onun için ben ayrı ev istiyorum. Beni taşıyabileceğine inanıyor musun peki? İnanıyorum. Ben çok hayvansever bir insanım. Hayvanlara çok bir düşkünlüğüm yani, var. Sen ne seversin? Ben çok kıskanç erkeği sevmem. Çünkü çok kıskançlık yuvayı da yıkıyor bir tabii süre ki, sonra. Tabii ki. Onun için. Yani sizin bana sormak istediğiniz sorular varsa ben alabilirim. Benim hiç biraz heyecan var. Beni takip ettiniz mi daha önce peki? Biraz böyle bir ay falan izledim. Bir ay falan. Evet. Anladım. Ne diyeyim? Tamam mı sorular? Sordum. Hı? Sordun. Senin Ramazan var mı başka sorun? Yok abi. Ben talibim diyorsun. Evet abi. Ne iş yapıyordun? Dekorasyoncuyum abi. Dekorasyoncusun. Evet abi. Mağazada çalışıyorsun. Evet. Bugün annemi bağlayamıyoruz. Annem hastanede çünkü. İyi. Zaten sen kararını verirsin bugün. Evet. Anneni mi bağlayacaksın? Yok. Yok hani yok. Bağlayamazsın. Ha, bağlamak yok hasta zelişimi rahatsız etmeliyorum. Yok bu sefer baktığı kadını götürdü. Kendi gitmedi. Allah aşkına. Annene de canı gönülde. İyi değil mi biraz? İyi iyi. Selamları sobadan var. Sobadan zehirlendi. Ekran başı aman şu sobalara dikkat edin. Evet. Annene de buradan çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben de sizin ailenizle ilgili. Kararın hazır mı? Karara geçelim mi yoksa biraz yorum bir şey? Yorum istiyor musun? Evet tatlı? Yorum herkes i̇stiyorum. Yapabilir. Ben Ayten annemden istiyorum. Çok sevdim. Peki Yasin bir şey söyleyecek. Mikrofon nerede? Verin Yasin'i. Bence Ramazan'ın tanımasını istiyorum. Teşekkürler çünkü abi. Dışarıda bizzat görüştük. Sohbet gayet iyi bir arkadaş. Bir şansı hak ediyor bence. Herkes gibi. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Ayşe'cim. Bence Nehir elektrik alamadı. Yok diyecek. Nehir elektrik alamadı. Evet. Ben evet. Mustafa'dan yorum istiyorum özellikle. Mustafa. Al annem mikrofonu. Evet. Bence de olumlu yani. Olumlu olur diyorsun bu iş. Olur bu iş. Niye? Nerede ben tabloyu abi? Yakıştırdım Feda Hanım. Resim 10 numara. Ağzına on sağlık numara. Sağlık. Ama yine de Nehir'e kalmış karar. Peki. Elektrik almadığını da zannediyorum Nehir ama yine karar Nehir Hanım'ın. Alaaddin abi sen de yap. Çağdaş'ta var mikrofon. Şimdi ben ne diyeyim fazla yorum yapmak istemiyorum ama olumsuz diyorum. Teşekkür ederim peki, abi. Çağdaş. Şimdi kişilik ve karakter uygulamasına bakmayalım da olumsuz görüyorum ben. Yani tablo olarak. Bir daha Ayten teyzeden alabilir miyim? Ayten teyzeden. Evet. Mustafa'nın annesi. Evet. Ayten teyze. Ramazan iyi çocuk. Oğlanı evlendiremiyorum bari yorumcu ol şurada. Terbiyeli efendi çocuk yani. İşi var, gücü var, evi var yani. Bugün inşallah Ayten teyzelerin evine baharda iyi hanımefendi. Öyle mi? Evet. Bahar da iyi hanımefendi, güzel teşekkür yani. Teşekkür ederim. Bir çay içsinler yani derim. Sizin eve de dekorasyon yapıyor. Başım üstüne ne demek? Tanıyız yani. Güzel. Peki biraz daha görüşün. Yeni bir aday tanıtacağız. Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Evet devam ediyor Evleneceksen Gel ve sırada Nehir Ramazan'ın görüşmesi devam ediyor. Yeni bir arkadaşımız yeni bir efendim 32 yaşında Necati geliyor. Buyurun efendim. Necati Bey hoş geldiniz tekrar. Evet, kendinizi tanıtın. Necati İzmirli, Çanakkale'liyim. İstanbul'da görev yapmaktayım. Turizm şirketinde çalışmaktayım. Bir turizm şirketinde çalışıyorsun. Evet. Bir evlilik yaptım. Bir kızım var 6 yaşında. Maşallah. 5 yılda önce boşandım. Boşandıktan sonra taliplerimi aramaya geldim. Evet. Nasıl? Kimler gelsin mesela Necati senin için? Kapalı olsun. Hı. Allah'tan korkan. Namazında, niyazında. Evlenmiş, ayrılmış olabilir mi? Nasip kısmet hangisinden yanarsa, hayırlısıysa. Değil mi? Kısmet yani, diyorsun. Beni beğenen gelsin, burada tabii. Konuştukça anlaşılır diyorsun. Tabii.
Senin gibi evlenmiş ayrılmış olabilir. Evlenmemiş olabilir. Olabilir. Çocuklu olabilir mi? 35 yaş arası. 25-35 yaş arası. Evlenmiş çocuklu olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Yeter ki gönüller uyusun. Aynen. Kafalar anlaşsın. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Peki aramıza hoş geldin Necati. Şöyle alıyorum. Teşekkürler Necati. Evet Necati evet. Yüksekokul mezunu, turizmci. Hayırlısı. Tariflerini bekliyor. Nehir'le Ramazan'ın görüşmesi devam ediyor. Allah'ın izniyle pazartesi devam edeceğiz. Hayırlı hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.